Hardware Plus'tan herkese selamlar. 230. cuma raporuyla karşınızdayız ve e, en önemli şeylerden biri de sanırım yarınki 29 Ekim olması. Cumhuriyet Bayramı. 29 Ekim hep önemli. Tabii ki. Yani sadece bu her yıl için değil. Bu, 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 bu yıl için değil. Her yıl 99. Önemli. yılda Bitiyor. Son 99 yıldır 29 Ekimler çok önemli. Kesinlikle. Bu, bunu böyle şey yapmak lazım. Ne değerler e, kafamızın bir kenarına yazmak lazım. Bugün 28 Ekim. Hı hı. Bu şeyi biliyor muyuz? E, İktidar partisinin AKP'nin yapacağı açıklamanın saat kaçta olduğu? Yok kaç şu an için hani bir e, saatle alakalı Okey. bir şey duymadım. Onlar muhtemelen duyulmuşlar da bizim bilgi almamız ya hürmeti için. Türkiye'nin <laughs> yılı diye bir zaten 1-2 gündür bir böyle billboard çalışmaları falan ha, var mı? sanırım açıklama hani onun üzerinden gidecek 100. yıla geç okay, tamam. şeyle alakalı Şimdi ama. sabah saat 10.55 şu anda cuma raporuna başladığımız zaman bugün geç kaldık biraz. Biz normalde daha erken şey Hı -hı. yapmaya çalışıyoruz. Eğer Cuma raporunun yayınlanacağı ana kadar yani akşam ortalama saat 7 7.30'a kadar filan. Mesela geçen hafta da zor yetiştirdik. Yani hı hı. e, herhalde ofisteki internet bağlantısı yüzünden zor yetiştirdik. Evet. Upload olmadı anladığım kadarıyla. İktidar ee, iktidar Partisi'nden yani e, şu anki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden e, teknolojiyle alakalı herhangi bir vaat, söz gelirse onu zaten evde sosyal medya hesaplarımızda falan duyurmuş Büyük bir be, halkın bir kısmının beklediği gibi büyük bir e, vergi indirimi vesaire gibi filan bir şey gelirse de hemen baskıyı durdurun diye bir videoyla araya Aynen. gireriz zaten büyük bir ihtimalle. İnşallah olur diyelim. İnşallah. Ne olacağını şey yapmıyoruz. Ben fikirlerime geçen haftaki Cuma Rupası'nda söylemiştim. Bana çok olmasını istesem de e, hatırlıyor musun sen Şubo projesini Türksel'in? Evet. Türksel, Koca Türksel o zamanlar da çok büyüktü. Şubo diye bir faive doğurmuştu. Zaten Firewall'in ne olduğunu onlar da gördüklerini bir evvel bir yıl sonra falan şu boyu mu boyu falan unuttular böyle Türksel'in... Reklamları aklımda zaten sadece Tür böyle. Türksel'in döneminde öldü gitti bitti proje ama çok umutluydu da yani akılları sıra e, şey yapıyorlardı böyle m, dünyadaki GSM sektörünü değiştiriyorlardı. Türksel'in mazisi zaten böyle şeylerle dolu ne derler, feillerle dolu. Tam Mesela, aklıma zaten şey geldi bu e, yani... Sonuçta işte büyük şirketlerin çoğu zaman böyle başarısız olan şeyleri vardır. Google gibi e, Turkcell'e de bir şey yapmak lazım. Aynen öyle yapmak lazım. Turkcell'in de Mesela faili Life'sel çok... Mesela de artık çok konuşulmuyor. E, Onlara sorsan konuşuluyordur Lifesell büyük bir ihtimalle. Diye. Konuşulmuyordur tabii ki aslında. Mesela e, şeye bakmak lazım aslında. Turkcell bu e, katma değerli servisler dediği Bip, Desert, dozurt diye falan kaç lira para ve toplamda bugüne kadar oradan kaç şey yaparak kazanmış. Yani harcadığının onda bir önü bile kazandıysa ne mutlu. Dün ya da ondan önceki gün gördüm. İşte 120 milyar mı ne mesajlaşma olmuş şimdiye kadar şeyde. Ee, e, BIP tarafında. Canım iki tane bot yazarsın karşılıklı. Böyle böyleine sabahtan akşama kadar Good morning, kahi falan diye mesaj gönderiyorlar. i̇ki, trilyonu da geçersin. Yani hani önemli olan bu değil. Önemli olan hep anlattığım bir hikaye var ya. Türksel'de orta üst seviye bir yöneticiyle toplantı yaptık. Kendisi şu an Turkcell'de çalışmıyor. Benim Turkcell'de kiminle toplantı yapabileceğim 3 aşağı 5 yukarı kafası çalışan herkesin şeyidir ne derler malumudur. Hı hı. Hani şey anlamında. Bana bunu yaz dedi. Bunu yaz hatırlat bana. Hatta o söylediğin şeyi de aynen öyle kopyalayıp işte başka bir kaynaktan bahsediyorduk. Kopyalayıp bana yaz ama bipten yaz ki hemen ilgileneyim dedi. Benim telefonumda bip kurulu değildi odasından çıktım. Daha asansörlerin oraya giderken BIP'i download ettim. Bilenler bile Türksel Küçük Yalı Genel Müdürlük'te turnikelerden geçtiğim sırada da e, o söylediği şeyi yani hani ben kartımı ve kimliğimi geri alıncaya kadar falan buldum ve BIP'ten kendisine gönderdim. Hiç ses daha yok. Sonra BIP kullanan arkadaşlara sordum dedim bu karşıdakine mesaj gittiğini nasıl anlıyoruz bilmem ne falan filan filan ses seda yok. Bir hafta geçti, 10 gün geçti. Yanlış hatırlamıyorsam 15. ya da 17. gün aynı şeyi WhatsApp'tan yazdım. 7-8 saniye sonra Aa Ersin'cim süper hemen ilgileniyorum konuyla diye WhatsApp'tan cevap geldi. Yani hani BIP kullanımıyla alakalı bunu söylemek yeterli. Ee, ayrıca mesela Türksel'de şu dijital röportör hikayesi filan da bak BIP'ten sonra bir de dijital röportör vardı. Bir de sporun bilmem nesi vardı galiba değil mi yakın dönemde. Ha evet. Şimdi bunlar böyle şey Sağ sola bizim balık ağ atalım eğer tutarsak balık oradan devam edebiliriz ederiz filan muhabbeti ama günümüze gelecek olursak benim beklentim çok büyük bir vergi indirme vesaire gibi bir şeyin çıkmayacağı. Çıkarsa da çok Umarım şey oluruz. kısıtlı bir şeyler çıkacağı. İnşallah benim beklentim gerçek olmaz. Yarın 29 Ekim tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar kendilerini bu ülkenin vatandaşı hisseden herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı bir gün önceden biz kutlayalım. Ee, ve hep söylediğim bir hikaye var ya onu yine söyleyelim çünkü hep söyleyeceğiz bunu. Bizim bu 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos filan gibi Cumhuriyet şey, Cumhuriyetimizle ilgili, Genç Türk, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bayramlarımızı da Aynen Ramazan Bayramı'nı, Kurban Bayramı'nı kutladığımız gibi kutlamamız gerekiyor aslında yani... Gibiden kastım şu... Nasıl Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda... insanlar böyle böyle telefon açıyorlarsa... Bir kısmı sembolik de olsa işte SMS gönderiyorsa, WhatsApp'tan bir şeyler yazıyorsa toplu filan mesaj. filan... Toplu mesaj muhabbetleri varsa... Aynı normda bugün nevi de şey yapmamız lazım, kutlamamız lazım. E, çünkü... E, vatan bilinci daha doğrusu bir millet olma bilinci ve bu milletin nevelerden çıkıp nevelere geldiğinin anlaşılabilmesi için bunlar çok büyük katalizörler. Ee, farkında mısın böyle Cumhuriyet'le ilgili kutladığımız her bayram öncesinde Türkiye'de başka hikayeler böyle bir köpürtülüyor. Mesela son zamanlarda da Arapça niye bırakıldı, alfabede Türkçe'ye niye geçildi filan gibi dertlerimiz var. Neymiş efendim? Ee, bir millet, bir günde bir gecede cahil bırakılmış, değil mi? Yani Kabataslı'daki söylem bu. En şeyi yaygını. En yaygını ve en masumu, değil mi? Şey yani en e, suya sabuna dokunmayan akıllıdır suya. Şimdi koca bir göle bir damla mürekkep atarsan o kendini hissettirir orada ve kolay kolay şey yapmaz ne derler? E, yok, bozulmaz, olur, yok yani. olmaz. Bu işte böyle küçük küçük pisliklerle hayatımıza giriyor bazı hikayeler. Sonra o pislikler büyüyor çünkü başka başka pisliklerle birleşip daha büyük kütleler haline gelmeye çalışıyor. Zannedersin ki Osmanlı İmparatorluğu sadece yıkılma döneminde, çöküş döneminde değil, bütün ömrü hayatı boyunca o çağın akademisi için, o çağın entelektüelizmi için muazzam fikirler üretmiş ve öğrettiği bu fikirlerin hepsini de kayıt altına almış bir <laughs> devlet değil mi? Kesinlikle. Ee, öyle bir devlet olduğu için bir gecede dil değişince herkes cahil kalmış. Zannedersin ki Osmanlı Devleti'nde okul yazarlık oranı yüz Bir gecede dil değişmiş. O okul yazarlık Yüzdesiniz oranı sıfır olmuş. Filan sanki. Yani e, cahillik çağın vebası tarzında bir hikaye. Eee şu an kullandığımız alfabenin iyi kötü olup olmaması çok önemli bir şey değil aslında. Önemli olan şey şu. Genç Cumhuriyet'in kendisine geçmişte yapılan hatalardan bağımsız bir yol çizmesi. Ve insanların işte o köy enstitülerine giden süreçte okuma yazma öğrenmelerini sağlayacak daha kolay bir formül gerekiyor. Ve işte adam cihaz gerçekten oturuyor bir gecede. Bu şimdi o birilerinin bizi cahil bayağı dediği alfabeyi yapıyor değil mi? Hı -hı. Hatta dünyada örneği olmayan işte noktalı şeyli ş, yumuşak g i e, ç filan gibi Türk sesine uygun karakterleri ortaya çıkartıyor. E, ama bir bazı anda kalkıp diyorlar ki bir gecede şey kaldık, e, cahil kaldık. Çok güzel. Sen zaten cahildin. Yani sen sadece sen değil, senin baban da, onun babası da, onun babası da cahildi zaten. Size cehaletten kurtulmak için bir fırsat verildi. Sen en nesil, yeni jenerasyon olarak o cehaletten kendini kurtardığını zannediyorsun. Ve neyin ne olduğunun farkında değilsin çok fazla. Yani şeye bakmak lazım. Aydan mesela Enderun diye bir eğitim sistemimiz var ya. O zamanki nüfusun yüzde kaçı bu Enderun'dan yararlanma imkanına sahipmiş. Bugünkü nüfusun yüzde kaçı e, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu okullarda okuma şansına sahip. Bu sadece üniversite yani Enderun'un hani olan üniversite genel anlamda. Eğitim sistemimiz kötüdü. Hiçbir buna itiraz edemeyiz zaten. Eğitim sistemimiz kötü. Tek kötü olan şey eğitim sistem, sistemimiz de değil ne yazık ki. Birçok şeyimiz çok kötü. Maalesef. Kuruluş ilkelerinden çok uzaklaşmış bir e, Cumhuriyet tarihi yazıyoruz ne yazık ki. Kuruluş ilkelerine geriye dönebilmesi için o... E, ...fracture reset durumuna gelebilmesi için... ...yıllardır uğraşıyor Cumhuriyet ama bir türlü şey yapamıyor. E, o hale... ...kendini getiremiyor. Ama bir gecede e, alfabemiz değişti... ...ve e, cahil kaldık diyenler var şeyler de vardı unutmamak lazım. Bak mesela bu yakın tarihimizde ben bu örneğe rastladığım için çok şey mutluyum. Yunan savaşı kazansaydı diyen de vardı değil mi? Evet. Yani hani bunların hepsine karşı şey olmak lazım. Ee, tetikte olmak lazım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Yani seni yanaklarından öptüğü zaman bile bu Yunan keşke kazansaydı diyenlerin ulan bu adam beni niye yanaklarımdan öptü filan diye şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Tabii ki o Yunan kazansaydı diyenin gidip elini eteğini öpenler için de... aynı şey geçerli. Bu arada derdimiz Yunan değil yani Hı. hani... E, şimdi Türkiye'de bir de öyle bir milliyetçilik şeyi var ya böyle son hevelli 25-30 yıldır yani... Yunan düşman... Evet. Ama mesela Arap dosttu şimdi Arap da düşman oldu. E, Rus hep zaman hani Rus domuzuydu bilmem ne filan böyle... Türkiye'yi komşularından kopartan... E, bir şeyi hatırlarsın herhalde değil mi? Şimdi eskisi kadar çok konuşulmuyor ama Türkün Türkten başka dostu evet, yok yoktu değil yani. mi şey anlamında yani mesela benim okuduğum dönemde okullarda filan bu konuşulurdu şey anlamında o yüzden Yunan o Yunan değil komş komşumuz olan Yunan değil yani burada hoca efendi bilmem ne filan gibi hitaplarda bulunulan bazı zavallıların keşke düşman kazansaydı hikayeleri var ve bu adamların bu söylemleri niçin şey yaptıklarını, söylediklerini özellikle de böyle 29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos falan gibi günlere yaklaşıldıkça niçin böyle bir anda hmm, birilerinin kalkıp genç Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık yaptığım, yapmaya başladığını çok net şey yapmak lazım. Bir de demek lazım. Anlamak lazım. İşte atıyorum Nisanın başında beklemek lazım bunları <gülüyor> <gülüyor> Eylülün Ekimin başında beklemek lazım Ağustosun başında beklemek lazım çünkü çantadan hep böyle bir Cumhuriyet düşmanlığı ya da laik Türkiye düşmanlığı din ve devlet işlerini birbirinden ayrıldığı Türkiye düşmanlığı mutlaka çıkacaktır. Nitekim yine çıktı. O yüzden 29 Ekim çok çok önemli. Herkesin 29 Ekimi kutlu olsun. Yine çok güzel haberler şey yapmışsın. Avelone'de benim özellikle konuşmak istediklerim var tabii her zaman olduğu gibi ama şu Redmi Note 12 seviyesiyle başlayalım. Daha geçen haftaki soru cevap yayınında arkadaşlar soruyorlardı evet. değil mi ne zaman duyuruldu falan diye. Ne oldu duyuruldu mu? Evet dün duyuruldu. Dün tamam. Çin'de yapılan şeyle. ilerleyen günlerde global lansmanı da mutlaka yapılacaktır. Ki artık Xiaomi Çin'de tanıttığı ürünleri yani globale çıkacak ürünleri çok geciktirmiyor. E bu sefer de Redmi Note 12 ailesini gördük. Redmi Note 12 toplamda 4 farklı versiyonla beraber geliyor. Bir düz Redmi Note 12, bir Pro versiyonu, bir Pro Plus versiyonu, bir de Explorer Edition e, dedikleri bir versiyon var. Baktığımızda Redmi Note 12 e, özellikle Snapdragon 4gen 1'i e, kullanan giriş seviyesi bir cihaz. 6,6 inçlik 1'i gördük mü? Cihazı e, orada. E, sanırım görmedik. görmedik. Hı -hı. Yani global hiç duymamıştım. 7gen 1 vesaire denen de ama 6,67 inçlik full HD Plus AMOLED 120 Hz ekran var. Çok yaşa <laughs> Burada şeyi görüyoruz. Artık dörtgen birin geldiği durum yani. Snapdragon 400 serisi artık dörtgen bire döndü. Ama 400 serisi her zaman giriş işte çok fazla tercih edilmeyendi. Burada artık 120 Hz vesaire desteklediğini de görüyoruz ki 1200 nit'e kadar çıkabilen bir parma, e, parlaklığı var. Samsung'un AMOLED'ini kullanıyor bu cihazda. E, 4, 6, 8 GB RAM, 128 ve 256 GB depolama alanı versiyonu var. 48 artı 2 megapiksel'lik arka kamera, 8 megapiksel'lik ön kameramız var. 5000 miliamper bataryayla 33 watt'lık bir şarj cihazına sahip Redmi Note 12. Biz bu klasmanda hiç daha önce yani bu klasmanın bu klasman işlemcileri daha önce 33 watt görüyor muyduk? 400'lerde aslında düşük gö olur. 700'lerde 33 olur. Yani hani 400'den 4 gene geçerken gerçekten bir şeyler Hı -hı. değişmiş işlemci. Kameralar 48'e çıkmış. Hani daha düşük 16 vesaire görürdük. Hani burada birazcık e, anladığım kadarıyla dörtgen birinde işte e, ortaya çıkan cihaz olacak. Birazcık performansını gösteren cihaz. Pro versiyonuna geçtiğimizde bu sefer makasta e, makas da artıyor. Yani ilerleyen dönemlerde belki bir araya eski getirilebilir burada. 12 eski gelebilir. Ama şu an için baktığımızda bu sefer yine 6,67 inçlik Full HD Plus OLED bir ekran var, 120Hz tazeleme hızını yanı sıra 10 bit yani e, milyar renk gösterebilme Dolby Vision ve HDR10 Plus da geliyor. Yani artık orta seviye dediğimiz cihazlara e, üst seviyelerde gördüğümüz Dolby Vision vesaire gibi HDR eklentileri eklenmiş durumda. MediaTek'in e, yeni duyurduğu Dimensity 1080'i kullanıyor bir diğer yanlar 6, 8, 12 GB RAM, 128, 256 depolama alanı var. 50 megapiksel ana kameraya 8 ve 2 megapiksellik yardımcı kameralar destek veriyor. 16 megapiksellik bir ön kameramız var. 5000 mAh batarya sabitken 67 W'a çıkıyoruz. Yani artık orta seviyede de 67 wattlık değerler standart haline geliyor. Bunu zaten bir önceki Redmi seviyesinde de Xiaomi 6'ya yani şu an Türkiye'de satılan Redmi'lerde de Xiaomi 6'ına basa basa söylüyordu. Bir hızlı şarjı orta segmente getirdik diyordu. Standart Şimdi de haline getirmek daha hızlı şarjı yükseltiyor. Evet. Çok güzel adım adım yükseltiyor. E, Pro Plus'a geldiğimizde ise birçok özelliği aynı. Yeni Dimensity 1080 var, ekran 6,67 inçlik, 120 Hz, e, işte 10 bitlik Dolby Vision destekli. 812 RAM, 256 tek depolama seçeneği var. Kamera 200 megapiksele çıkıyor. Yani Hı -hı. biz aslında 12T Pro'da gördüğümüz 200 megapiksellik sensör burada Redmi Note 12 Pro Plus'a getiriliyor. Hemen bir şey açalım. Amiral gemisi seviyesindeki kamerayı... Orta, orta sınıfta seviyeye. kullanmaya başlıyor. Biz bunu daha önce herhangi bir markada görmüş müydük böyle bir Yok hani, yani bu tarz denemeleri 108'leri vesaire görmüştük. Yok, yok şey mesela aynı yıl içinde benim Amivel gemisi dediği işte 600-700 dolarlı ve sattığı cihazlardaki kameranın aynısını alıp aynı marka burada işte Samsung senin söyleden bahsediyoruz Hı -hı. yine. Aynı marka alıp orta segment bir cihazı kullandığını görmüştük. görmemiştik. Yok. Yani bunu şey için söylüyorum. Redmi Note 12 ailesi sanki Not seviyesini de, Redmi Not seviyesini de şey yapıyor. Böyle yeni bir evet. geleceği açıyor sanki değil Hatta mi? Yani yani... Samsung'un şimdi Samsung'un A seviyesinde şöyle bir şey var. A'nın çok kötü olanları da var gerçekten ne yazık ki. A'nın S'e çok yakın olan hikayeleri de var. Şimdi biz Redmi Note Not seviyesinde de kötü notlar da görüyorduk. İyi de bir yere kadar iyi görüyorduk. Ama şimdi sanki. Xiaomi'nin o takvim yılı içindeki amiral gemileriyle ya da amiral gemisi dediği cihazlarla tak daha şeye gelmedik. Exploration'a gelmeden daha işte bir önceki modelde başka bir şeyle burada şeyle kamerayla filan onları zorla öyle hale geliyoruz. Evet. Buradan şeyi anlıyorum sanki 2023 daha büyük bir Samsung Xiaomi ee, savaşına şey evet. yapacak. Hatta nedenle. şey Daha gibi sonra, yani. A sınıfıyla Redmi savaşına şahit olacak gibi sanki. Yani Bir de şeyi görüyor mesela işte Dörtgen 1'den e, Dimensity 1080'e kadar çıkıyor. Hani buradaki biraz durum e, hem yeni yıldaki teknolojileri göstermek hem de o skalayı genişletmek yani mesela artık dörtgen bir de yeni dönemin düşük cihazı olacağı için düşük işlemcisi olacağı için o skalayı artırıyor büyük ihtimalle işte Hindistan'da yapılan lansmanla burada dediğim gibi 12 S göreceğiz o tam arada bir şey olacak vesaire ama bütün teknolojileri de gördüğümüz bir belki 12S sadece olur. lokasyon bazlı bir iki ülkede çıkacak 12S'in muadili Poco Global'de çıkacak evet. filan gibi ya yani... tabii ki bunun işin Pocket kısmını göreceğiz Xiaomi'deki <laughs> kısımlarını <laughs> göreceğiz. göreceğiz. Ee, şimdi Explorer Edition'a geldiğimizde e, her şey aslında aynı. Yine 200 megapiksel kamerası var, Dimensity 1080 var. Burada farklı bir şey deniyor şeye mi? Şimdi e, 12 eee Redmi Note 12 Pro Plus'ta 120 watt'lık hızlı şarj aleti vardı. Buraya geldiğimizde 210 watt'ı ortaya çıkarıyor. Yani diyor ki benim yenilikçi daha bu sene tanıttığım teknolojiyi ben burada da kullanıyorum. Şöyle bir garipliği var. Hani 4300 miliamper'e düşüyor, şey düşüyor. Hı hı. Hani buradaki sebeplerden biri hem işte destekleme noktasındadır. Hem de şimdiki vereceğim değerlere denk getirmek içindir. Çünkü 4300 mAh 210 Watt ile Explorer Edition'a şarj ettiğinizde 5 dakikada %66, 10 dakikada sıfırdan 100'e getiriyor. Yani o kadar hızlı şarj ediyor ki cihaz diyor. Buna 5000 mi koymuşuz, 4300 mi koymuşuz? Yani 5000 olsa büyük ihtimalle o 15-20 dakikaya çıkacaktı. Bir değerler değişecekti. Ya da kendileri denediği şey bu. Hani şey 5000 mAh versiyonunu sallıyorum. 12 Bence şey yok mu? Şunun sinyalini veriyor Aydoğan. Genel anlamda bütün seviyeye baktığımız zaman ve şu biraz önce söylediğimiz daha bunların Xiaomi versiyonları, Poco versiyonları falan olacak evet. hikayesinde muazzam bir kuşatmaya hazırlanıyor gibi şey. Yani Şimdi mesela, kimi kuşatacak? 13 Ultra'da ne yapacak? Samsung'u kuşatacak ve özellikle sanırım Samsung'un A seviyesini vurmak için e, muazzam bir kuşatmaya hazırlanıyor. Evet. Kafaları o kadar karıştıracak ki yani şöyle karıştıracak ki onda 5000 var şarj bilmem kaç, bunda 4300 var şarj bilmem kaç, Samsung'da şu var. Onu o 5 dolar daha pahalı, bu Aynen. 10 dolar daha ucuz bilmem ne filan filan gibi. Böyle bir şey yaşatacak bence dünyanın her yerinde Türkiye hariç dünyanın her yerindeki şeylerine ne ya, derler? Şey olarak ee, bakıldığında e, çünkü şimdi tam bir yenilikçi cihaz aslında orada Explorer Edition'u e, birazcık şey yapıyorlar böyle demo cihaz gibi gösteriyor. Çünkü bakıyorsun şimdi Diamond 1080 var ilk kullanan cihazlardan biri hatta galiba bu seri ilk kullanan cihaz. Hı -hı. Şimdi 200 megapiksel kamera var daha yeni bir teknoloji. E, 210W diyoruz ve 200 megapiksel dediğimiz kamera şu an e, Xiaomi'nin A sınıfı birinci sınıf rakiplerinin hiçbirisinde yok öyle değil evet. mi? Yani 200 biz nerede gördük? Ofise gelenlerden bahsedelim. Merhaba, şey Lenovo'da mi? gördük. Motorola'sında motor gördük. gördük. Başka da herhangi bir yerde Global'de de gördük. Globalde şey de yok. Belki Çin'de Şimdi şey Birden fazla modelde Redmi modelinde Şöyle bir tak 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 200'lük şeyde bir koyuyor, kamerada yani, bir koyuyor. Daha amiral gemiler çıkmadan orta seviyeye indirgemiş Aynı oluyor aslında öyle. bu teknolojiyi. Hani böyle bir yapısı i̇şte var. Kuşatma, tam evet. kuşatma. Yani, Explorer Exploration mesela tam böyle merak edilecek bir cihaz ve ama sadece şunun sinyalleri veriliyor. Eğer önümüzdeki sene işte Samsung'u diğer markalar Oppo'su, Realme'si de daha yüksek watt'lara çıkarsa ki geçen seneki CES Mobile Dünya Kongresi'ne baktığımızda Oppo ve grubu da buna yani BBK grubu da hızlı şarjı odaklanıyor. Pil tarafındaki çözümlerin daha uzun gitmekten ziyade daha hızlı doldurarak onu kapatmak gibi. Çünkü şimdi 4300 mAh günümüz standartlarında düşük kalabilir. Sen gün içerisinde şarjın bitti vesaire dediğinde hani taktığın anda 5 dakikada toparlayacak kendini böyle bir e, döneme geçiyorlar. E, bu cihazlar da bu arada 3 Kasım'da hemen önümüzdeki hafta Çin'de satışa çıkıyor. Büyük ihtimalle şeyleri duyarız işte satış rekortları. Tabii onu söyleyecektim. Hem onu duyuyoruz hem de 3 Kasım'da Çin'de çıktığına göre biz bunları çok kısa bir zamanda Avrupa'da Avrupa lansmanlarının da yapıldığını duyuyoruz. Yani, yani herhalde Türkiye'yi... Aralığın 15'i 20'si falan olmadan bu cihazla gelmiş olur diye Senin tahmin başında ediyorum. başında da direkt Poco'larını görürüz diye tahmin ediyorum. Yani Poco'lar da büyük ihtimalle Aralık ayında falan şeyde Hindistan'da tanıtılır. E Ocak ayından itibaren globalde böyle gerçekten hani daha işte Samsung A24 oluyor galiba yeni seri ya da A işte X4 serisi ortaya çıkmadan ee, Xiaomi yani birçok şeyiyle şey yapmış olacak ve Samsung'u burada birazcık da kıstırıyor olabilir. Yani Samsung'un sunacağı çözümler de önemli ki e, şöyle bir durum var sadece ona bir parantez de söylemek lazım. 12T Pro'da olan e, Lenovo'da olan ve burada Redmi Note 12 ailesinde gördüğümüz 200 megapiksel ile Samsung'un e, S23 Ultra'sında göreceğimiz 200 megapiksel arasında da bir fark var çünkü ee, Samsung'un kendi kamera çözümleri e, sitesine girip baktığınızda, ISOCELL'in sitesine girdiğinizde e, iki farklı şey görüyoruz. 200 megapiksel. Biri daha e, düşük özellikli diyelim, diğeri birazcık daha işte premium oynayan. O farkı da görmemizi sağlayacak yani biz elimizde 12T Pro ile. S23 Ultra'yı aldığımızda, o 200 milyon Ya da, da Redmi Note 10... Şey, no, no, no. O zaman no, 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 no. büyük, büyük ihtimalle like... Türkiye'ye gelmiş olur. Umarım Explorer Edition da e, Türkiye'ye az da olsa gelir ki şeyi görürüz. hani O teknolojileri görüp yaşamış Ben ilk kez, yani ilk kez dedim, çok uzun zamandan beri ilk kez yeni bir telefon seviyesinin lansmanını izlerken e, ki bu lansman Çince olduğu için izlemenin bir mantığı yok aslında. <laughs> Ama lansman sonrasındaki cihazların özelliklerine bakarken heyecanlandım. Redmi Note 8 çok iyi bir aileydi. Adet olarak, aile ferdi olarak tabii ki çok azdı. Hı hı. Ben Redmi Note 9 lansmanının Türkiye'de yapıldığını hatırlıyorum. Redmi Note 9 Türkiye'de galiba Xiaomi'nin yaptığı ilk lansmandı yanlış hatırlıyorum. Büyük ihtimalle evet. Ee, şey Türkiye C C olarak Jason, şey. gel işte, Jason gelmişti değil mi? Buraya? Şeydi, da, da, da. Şeydi. Ee, yok da da değildi. Sabancı Müzesi'ndeydi. Öyle Sa miydi? Sabancı Müzesi'ndeydi. İstinye şeydi. Ha, şey 9T serisini gördük biz okay. şeyde. Tamam. Ee, şimdi geri dönüp baktığım zaman şunu fark ediyorum. Redmi Note serisi 8'den sonra işte o 9'la da bir heyecan yarattı. Ama 10 11 ee, çok beklenenini veremediği insanlara. Ee, sanki 12 seviyesi sadece Türkiye değil tüm dünyada insanlara tekrar Redmi Note seviyesini evet. şey yapacak gibi hatırlatacak gibi. Ee, o yüzden de işte ben önümüzdeki yılın çok keyifli şey yapacağını geçeceğini düşünüyorum. Yani düşünsene bak şimdi daha cihazlar elimize gelmeden Samsung'un o 200 düğüyle bu 200 düğü arasındaki fark. Samsung'un orada kullanacağı şarj teknolojisiyle burada kullanılan şarj teknolojisi. Bilmem ne filan filan gibi şeyleri konuşmaya başladık. Aynen. Daha bunun detayları ne gelsecek? Gece çekimleri, sonra ee, Xiaomi'nin bu yeni Redmi Note 12'lerde e, kamera yazılımını nasıl ne kadar gelişti diye bilmem ne yaptığı filan. O kadar çok konuşulacak malzeme var Aynen ve bana sanki gibi şey gibi geliyor. E, hani ben hep şey diyorum ya böyle kendi aramızda konuşurken. Ya artık bu yaptığım işten eskisi kadar çok keyif almıyorum bilmem ne filan diyorum hı hı. ya. Ee, ben ve benim gibi olan birçok insanı sanki Redmi Note 12 ailesi tekrar oyunun içine çekecek gibi. Yani o nasılmış bu nasılmış bilmem ne filan filan diye sanki tekrar böyle bir e, merak uyandıracak gibi görünüyor. Kesinlikle. Hiç beklediğim bir gelişme değildi açıkça söylemek gerekiyorsa. Yani şöyle beklediğim bir gelişme değildi. Farkındaysanız ben hep şeyi söylüyorum. Geldik geldik işte pil sınavına takıldık. Bu engeli aşamadığımız sürece yeni herhangi bir şey göremeyeceğiz, göremiyoruz. Yok ortalıkta filan diyordum. İşte ortalığa bir şey çıkıyor. E şimdi bunu sadece şey Xiaomi düşünmüş olmaz. Şunu unutmamak lazım. Bu markalar birbirlerinin ne yaptıklarını çok çok iyi takip Tabii. ediyorlar. Çünkü bir kere işlemci siparişlerinden şundan bundan takip ediyorlar neyin ne olduğunu. Zaten işlemci üreticileri de ortada kızıştırıyor. Onu da unutmamak. O yüzden buna tüm markaların vereceği cevaplar önemli. Biz hep Samsung'dan konuşuyoruz da bir de Realme var. Tabii. Ya bir de... Türkiye'deki varlığını şey yapabiliriz, tartışabiliriz ama genel anlamda bir de Realme var. O yüzden çok güzel bir şeye giriyoruz sanki, döneme giriyoruz sanki. Yani şey de önemli, Xiaomi gitgide e, Mediatek'leki olan ilişkisini de çok daha geliştirmeye başlıyor. Yani biz burada mesela şu an saydıklarımda Redmi Note 10'daki dörtgen bir dışında hep 1080 görüyoruz. Hani Snapdragon yok. E, son dönemde işte mesela Dimensity'nin 9200'ünün Antutu testleri ortaya çıktı. Direkt en yükseğe oturdu şu anda. 9100 Ultra zaten Antutu'nun sitesine girip baktığınızda geçtiğimiz günlerde onun videosunu da yapmıştım. Lider görünüyor. Hani içeride bir de bir diğer yandan Mediatek Qualcomm savaşı da şey Aynen oluyor. Gitgide kızışmaya başlıyor. Çünkü hani buradaki e, ufak ve güzel detaylardan biri de şu. E, Dimensity 1080 direkt 200 megapikseli destekleyebilen, onu işleyebilen bir şey. Bekleme olacak mı olmayacak mı onu da göreceğiz tabii ki. Böyle çok fazla şeyleri de oluyor. O yüzden evet o tekrar böyle bir hareketlenmesi durumun bence de e, çok güzel. Bir diğer yandan e, bu haftanın işte aylardır konuştuğumuz neredeyse bir diğer olayı da Elon Musk'ın artık Twitter'ı satın alması. Adam resmi aldı eline, alması. Evet. Hani resmi olarak duyurdu. Ee, i̇çeriye de niye ise bir tane lavabo ile girdi. Oradaki espriyi ben evet, de çok bilmiyorum. Çok biçmiyorum ayrıca o hikaye, ile ilgili Amerika'da falan da çok fazla bir şey yazılmadı. Ben de diye. bakındım. Yani, niye mesela o yalakla geldi oraya? Ee, esprisi neydi bunun? Kimin ne mesajı veriyordu? Bunlar da hiç konuşuyor. Ayrıca şey de çok gayet bu lavabo ile Twitter girişinden giriş yaptıktan 12 saat sonra satın aldığını açıkladı. 12 saatlik bir toplantı olmadığını herkes biliyor. Elon Musk'ın o kadar uzun süre genel merkezde kalmadığını herkes biliyor. Niye mesela o kadar uzun sürdü Musk'ın evet ben Twitter'ı aldım açıklamasını yapması? Şeyle alakalı olabilir mi bir onu düşündüm çünkü e, bu sabah özellikle işte hem İngilizce hem Türkçe kaynaklara baktığımda bu konuyla alakalı e, CEO dair dört büyük işten e, çıkarttı söyleniyor. Aynen. Parag bu Angraval denilen yani Jack'den sonra Jack'in Twitter'ın ruhunu en iyi bilen adama CEO'luğu devrediyorum diye işaret etti yani Twitter'ın ruhunu en iyi bildiği ve Bugüne kadar Twitter'da birbirinden farklı görevlerin hepsinden başarıyla altından kalktığını söylediği, CEO olarak oturttuğu adam da dahil olmak üzere dört tane toplam üst düzey yöneticiyle ve hemen ayırma kararı aldığını hı hı. ve bunları o dört kişinin yüzüne söylediğini de konuşuluyor. Ama henüz şirketten yapılmış yani şu an itibariyle herhangi bir açıklama yok. Fakat burada şöyle önemli bir hikaye var. Bu Elon Musk'ın ben Twitter'ı almaktan vazgeçtim filan döneminde şu an bu işten çıkarttığı söylenilen CEO Parag'la daha sonra Parag'ın ona yazdığı özel mesajları da ifşa ettiğini bir şekilde ve kendi çevresinde konuştuğu bazı insanlara ya bu adam ne kadar ezik bir adam böyle bunu Twitter'ın başında kim CEO yapmış bundan hiçbir şey olmaz e, filan dediği de daha önce e, sızmıştı. Bu ekran yazışmalarının ekran görüntüleri de çıkmıştı. Ancak orada şöyle bir şey olmuştu. Ne Musk ne de şu anki hala fiili olan CEO Parag bunlar bizim yazışmalarımız ya da bunlar bizim yazışmalarımız değil diye konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştım. Şimdi ben bu sabah yataktan kalkar kalkmaz tabii bizim yataktan kalktığımız saat Amerika'da çoktan borsanın kapandığı ve onların işte off market diyorlar galiba yani seans dışı saatlerinin olduğu şey değil. 54 dolara yani 54 dolar neydi? Musk'ın verdiği fiyata ta en başında iyice yaklaştığını Twitter hisselerinin gördük. 53.8 falan gibi bir rakam gördüm galiba. Ee, bu almaktan vazgeçiyorum dedi. Biliyorsan, hatırlıyorsan gitti. Seke bir dilekçeyle başvurdu. Hı hı. Ben almaktan vazgeçiyorum. 53.70 olmuş şu an. Şu an 53.70. Almaktan vazgeçiyorum. Bilmem ne falan yaptığı dönemde hepsinde ne diye konuştuk burada. Bu yavşanın önde gideni Kesin pazarlık unsuru yapıyor bu da Dönüp dolaşıp tabii ki alacak. Almaz olur mu? Bundan daha güzel dünyayı şilliyebileceği, kandırabileceği bir platforma sahip olabilir mi? Filan diye konuşmuştuk. Bugün yani 28 Ekim 2022 herhalde Twitter tarihinde de çok önemli bir dönemeci şey yapacak, işaret edecek. Çünkü ben tahmin ediyorum ki sahibinin yavşaklığı platforma da mutlaka şey yapacak. Zaten şu an bulaşacak. mesela Satın alımı duyurduktan sonra oradaki söylediklerine de birazdan değineceğim. Twitter'daki bio kısmını çift tweet olarak değiştirmiş. 4 saat önce de kuş özgürleşti diye de bir tweet atmış. Yani bu büyük bir darbe ben öyle değerlendiriyorum. Darbeyi kim yaptı? Bana soracak olursanız büyük bir ihtimalle Amerika devleti ya da Amerikan devleti ya da Amerika'nın Hani veya gerçekten Illuminati varsa <laughs> şeyle bu bilmem kaç aile şu dur bu dur falan onlar yaptı da Yani Twitter'ın biraz fethedilmesi şeyiydi bu ne derler hikayesiydi. E zaten şimdi geriye dönüp yakın tarihe baktığımız zaman görüyoruz ki hani Jack'in filan bu şirketin elini eteğini çekmesi sürecinde bütün taşlar yerine konulmuş zaten. Ortaya bir tek e, maskın çıkıp ben satın aldım demesi kalmış. Bundan sonra Twitter böyle bir boyun eğmez bir platformdu ya. Yani boyun eğmezden kastım ne? İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hesabını sen bizim politikalarımızı ihlal ediyorsun diye kapatabiliyordu. Bunun makul ve mantıklı bir hareket mi yoksa farklı anlamda bir diktatörlük mü olduğu tartışılır ama bunu yapabiliyordu. <laughs> ya da dünyanın bazı devletleri işte şu hesabı kapat, bu hesabı erişimi engelle, bu hesabın bilgilerini bizimle paylaş bilmem ne filan dediğinde... Hop bir durun diyebiliyordu ya. Şimdi sanırım bunların hepsini artık Twitter zaman içinde belli oranlarda kaybedecek. Yani Musk'ın sureti neyse o suret şeye de yerleşecek. Evet. Twitter'ın özgürlük anlayışına, yönetilmesine bilmem neye filan. Musk Twitter'ı satın aldık, almadan önce de kalktı bir de Twitter'daki reklam verenlere evet. sesleniyor. O galiba Metin Sen'de var değil mi? Var. Yani ilk zaten şöyle neden açı, satın aldığını işte reklam verenlere vesaire e, şey söylüyor. Mesela diyor ki işte e, Twitter'ın e, işte inanç vesaire farklılıklar e, silsilesi içerisinde e, sağlıklı bir şekilde tartışılması gereken bir kent meydanı olması gerektiği e, ama şu anda sosyal medyanın da artık ayrışmacı, nefret üreten, kutuplaşmayı tetikleyen bir e, ya da onun konuşulduğu bir yer olduğunu söylüyor. Bir diğer yanda e, artık medyanın e, parayı getirenin peşinden gittiği, işte geleneksel medyanın o tık almaya çalışmasının vesaire e, bu kutuplaşmayı körüklediğinden bahsediyor. Ve bu süreçte de artık insanların diyalog kurmadığını e, vurgulamış. Bir diğer yandan işte Twitter'ın her şeyin sorunsuzca söylenebildiği, herkesin aslında özgürce konuşabildiği bir cehennem olmaması gerektiğini söylüyor. Yani bunu bir işte herkesin ağzından çıkan konuşuyor durum var ki bu Twitter'a en çok söylenen şeydir aslında. Yani hem iyi yandan insanların görüşlerini söyleyebildiği ama bir de işte trollerle vesaire önüne gelenin konuşulduğu e, durumu olduğunu söylüyor. Yasalara bağlı kalarak platformun herkese sıcak ve misafirperver olması gerektiği, e, işte kendi deneyimlerini aktarabildikleri bir durum olması gerektiğini e, vurguluyor e, Elon Musk Twitter için. Yani Twitter'dan beklenilen şey şu şu anda... <laughs> devletlerle daha içli dışlı, devletlerin kurallarına daha çok şey yapan, ne derler kulak asan, umursayan ve devletlerden gelen, şirketlerden gelen talepleri yerine getirmek için daha fazla çabalayan bir hale bürüneceği varsayılıyor Twitter'ın. Yani şeyi hatırlayan arkadaşlarımız vardı belki. Hayf limiti çoğaltılırken bile kaç yıl uğraştı adamlar. Çünkü hep şey dediler. Biz Facebook gibi olmak istemiyoruz. Biz Facebook gibi olmak istemiyoruz dediler. Yani. Evet. Ve yine 140 karakter belki birçok insana kısa geliyor. Ama 140 karakterin bile daha altında bir limitle başlıyor. Çok küçük değişikliklere bile izin vermediler. Ayrıca e, kronolojik sırayla bakacak olursak benim bildiğim kadarıyla Twitter... bugün rekabet ettiği sosyal medya platformlarının hepsinden daha eski. Ama hiçbir zaman Twitter dünyanın en popüler, en çok para kazandıran en çok konuşulan sosyal medya platformu olmadı. Bu bir ara Facebook oldu, sonra Snapchat diye bir şey geldi, Instagram oldu, Instagram'ın stoyluğu, TikTok şu anda falan filan filan. Twitter'ı hep kararlı bir şekilde ikinci, üçüncü platform oldu. Kullanıcı sayısında da bu böyle oldu. Karlılıkta hiçbir zaman zaten o güncel, popüler sosyal medya sitelerinin yanına bile yaklaşamadı. Çünkü Twitter'ın, hatırlarsan Musk'ın da bir şeyi vardı, daha çok para kazanması lazım ki diyordu Twitter için daha özgür olsun filan diye. Böyle bir geyiği vardı. Şimdi geldiğimiz noktada zannediyorum ki Twitter daha çok para kazanmak için her taklayı evet, zaten atan bir platform haline gelecek. Dediğin gibi şeyin Musk'ın işte reklam verenlere ve reklam stratejisi hakkındaki söylediklerine baktığımızda demiş ki reklam doğru yapıldığı zaman gayet eğlenceli ve işte hedefine ulaşan bir sistemdir. Ama işte e, düşük alakalı e, spam şeyler hani reklam olarak kabul edilmez. Bu aslında şeyi, e, reklam düzenini kötüye şey olur diyor. E, o da demiş ki aslında e, Twitter bu sistemde hatta bir içeriktir diyor. Doğru kişiye ulaşan doğru şekilde verilen reklamın. Bunun bu şekilde düzenleneceğini e, senin düşüncelerinle senin işte paylaşımlarınla yani ben buradaki anladığım şeyi e, çeviriyorum doğru bir şekilde reklam görüp saçma sapan spam işte sadece senin önüne çıksın diye ya da işte bu birçok platformda vardır. Sen aslında işte reklam verirken Instagram'a, Twitter'a bilmem nereye hedef kitle belirlersin. Orada sayıyı yüksek tutmak istediğinde bu sefer reklam önüne gelene alakasız kişilere çıkar. Benim önüme de Twitter'da da Instagram'da da çok alakasız reklamlar görüyorum. Bunun önüne geçip bir içerik olacak şekilde e, reklamların doğru kişilere ulaşacağı ve doğru kişilerin daha doğrusu insanların da kendiyle alakalı doğru reklamları spam olmadan gördüğünde bunun aslında eğlenceli bir hal alacağını vurguluyor. Kelime oyunlarını çok iyi yapıyor Şerefsiz. O yüzden söylediği her aynen. şey doğruymuş gibi. Yüksek alakalı reklam aslında bir Aa, içeriktir. Aynen öyle. Söyle Eğlencelidir söylediği vesaire. Söylediği her şey doğruymuş gibi e, insanları kandırabiliyor. E, bakalım göreceğiz yani inşallah o haklı çıkar. Eee direkt hani son cümlesinde de şey demiş zaten. Baktığımızda diyor e, en saygı duyulan reklamlar işte alakalı olanlardır. Alakalı ve işte saygı duyulan reklamlar ortaya çıkarttığında senin e, markanın dünyadaki gücünü ve aynı zamanda bilinirliğini ve haliyle markanın yükselişini de tetikler gibi bir şey demiş. Şimdi Musk nedense dokunulmazlık sahibi bir adam Amerika'da. Yani yaptığı onca yasa dışı ya da ahlak dışı işe rağmen hep böyle bir az cezalarla ceza almıyor değil. Çoğunlukla almıyor ama aldığı zaman da az cezalarla şey yapan, kurtulabilen bir adam. İşte şirketlerinin yönetim kurulları tarafından afaroz edildiği zaman bile Dönüp arka planda şirkete yeni ortaklar bulup eski ortakların hisselerini onlara devretmelerine sağlayıp kendisine rahat e, hareket imkanı sunan yeni ortaklarla çalışmayı falan becerebilen bir şey. E, Daha söz diyeceğim ama iş adamı aslında. Yani. Ve Ali'nin külahını veliye giydirmek konusunda çok mahir bunu şey yapmamak lazım. Evet, çok Gözden... tehlikeli bir şey de alabilir zaten. Halde alabilir. Herkesin hani e, iki taraflı konuştuğu... ...biri bir diğer yandan işte... E, ...günümüzün Tony Stark'ı deniyor. E, i̇şte hem zengin hem işte teknolojik açıdan işte... E, ...Tesla ortaya çıktığında da elektrikli araçlar konuşulurken... ...şu an işte yarın mesela Türkiye'deki etkisini de göreceğimiz... ...TOK e, fabrikası açılıyor. Dünya genelinde bütün markalar artık elektrikliye dönüşten bahsediyor... Avrupa Birliği 2035 yanlış hatırlamıyorsam ondan sonra e, içten yanmalı araçların üretilmesini engelliyor falan. E, SpaceX var zaten uzay her zaman insanlığın e, şeyiydi. The Boring Company diye farklı eğlenceli de denebilecek bir şey deniyor. Bir diğer yandan e, tüpler var tüpler var hmm. aynen. E, oradan hani hızlı ulaşımı yine demir yoluyla beraber. Şarkta şehirlerin şekilde. mimarisini bile değiştirecek bir şeyden bahsediyor. Aynen, yani dünyanın yer altından birbirine bağlanmasından bahsediyoruz. E bir de bir diğer yandan işte var olan e belki de dünyanın en çok haberleştiği ve konuştuğu platform olabilir. Hani WhatsApp tabii ki ayrı bir şeydi o mesajlaşma olarak ama bir medya düzeni olarak da yeni medyada elinde olmuş oldu aslında. Hani dünyanın geleceği tabii ki bir diğer yandan OpenAI diye yapay zekayı çalışıyor. E bir diğer yandan robotik çalışmaları var. Hani Neuralink'le beraber şeyi de var. Yani çok böyle dünyanın geleceği elinde gibi bir durumda aslında. Şimdi şey. Ben biraz önce Musk. anlatırken şey gibi oldu. Herif ve perde arkasından yapıyor falan gibi oldu ama işte Tesla'dan yönetim kurulu herifi şutlamaya çalıştığı zaman adam yönetim kurulunu değiştirip bir sonraki yıl Tesla'yı bir önceki yılına zaman yüzde 200, yüzde 300 daha kârda bir şirket haline <laughs> getirebiliyor. Bunu da unutmamak lazım. Ama işte kötü huyları da var. Ne diyor kötü huyları? tüm dünya vatandaşlarını tek bir tweetle dolandırmaktan da geri kalmıyor. Hatta yeri geldiğinde anasını filan da bu işin içine sokup daha katmerli kazançların peşinden şey yapabiliyor, koşabiliyor. Ve şeyi çok garip, işte hani biraz önceki torpil muhabbetine döneceğim. Rekabet Kurulu gibi bir kurul Amerika'da yahu sen niye böyle hevişin içindesin diye bu adamı henüz sormuyor mesela. Yani en nihayetinde adam dün bir medya sahibi olduğunu da açıkladı. Ve hala Amerika'daki rekabet kurulu o regülasyonlarını, rekabet regülasyonu yapan şirketlerden tık yok. Aslında aylar önce alıyorum, almaya niyetliyim dediği zaman filan bazı şeylerin konuşuluyor olması lazımdı. Yani bir şekilde evif korunuyor. Aynen senin söylediğin gibi modern çağın Robin Hood'u gibi, Tony Stark'ı gibi sanki ilahi bir karakteri büründürülmeye çalışıyor. Ben de o yüzden sık sık Mesih Çakma mesih diye şey yapıyorum e, isimlendirmeye çalışıyorum arkadaşı. Bakalım göreceğiz çok zengin, çok zeki. Bunların hepsi okey ama Twitter bizim bildiğimiz Twitter mı olacak? Daha ben çok değişebileceğini şey yapıyorum yani bir ihtimal veriyorum yani işte Musk'ın karakterine baktığımızda, yaptıklarına baktığımızda yani e, büyük değişiklikler yapacaktır ama bir anda hani Oldu bitti gibi de değil. O onu böyle zamanla zaten çok iyi bir şekilde yapabilen durum. Çünkü hani söylediğimiz birçok şey birçok e, ülkenin de e, önemli yatırım aracı oluyor. İşte dediğimiz gibi SpaceX'in durumu mesela işte biz de Türkiye'deki e, uzay çalışmalarındaki en büyük ortağımız haline geldi. E, Tesla dediğim gibi birçok noktada öncü. E, şu an işte Semitrak'la beraber şeyi taşımacılığa da, giriyor. E daha bunun devamı olacak ki yanlış hatırlamıyorsam Tesla'nın çıktığı dönemdeki e, otomobil satış stratejisi de e, örnek gösterilebilecek şekilde iyiydi. İlk başta en pahalı işte Roadster'ı çıkartıp oradaki amacının ilk başta e, Tesla'ya bütçe alarak sonra kademe kademe diğer araçları çıkarmaktı. Böyle çalışmalar yaptığını da vesaire de görmüştük o yüzden. Hani ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Değişim tabii ki. Dünyada değişmeyen tek şey değişim olduğu için Twitter'da değişecek. Önemli olan şey nasıl değişti evet. ya Twitter'ın. Yani maskın görüntüsüne mi bürünecek? Yoksa o Twitter kendi özel, benzevi olmayan şekliyle mi hayatına devam edecek? Buradaki benim korkum maskın yapış yapışlarının Twitter'a da şey yapması, bulaşması. Senin verdiğin örnekten yola çıkarsak. SpaceX'te Türk hükümetiyle birlikte iş yaptığı için Türk hükümetinin bugüne kadar Twitter'dan ya da Türk hükümeti gibi başka hükümetlerin, başka şirketlerin Twitter'dan istedikleri bazı şeyleri yapmayan Twitter'ın aman SpaceX'in işi bozulmasın diye bu talepleri yerine getirecek mi getirmeyecek mi filan gibi hikayeler. Ya talepler azalacak Bunun mı bu tarz iyi ya da kötü olabilir. yönde Twitter'ı nasıl değiştireceğini bilmiyoruz. Belki de... Bunların hepsi olacak ve Twitter daha iyi bir ortam olacak. Yani o zaman ne olacak? Musk'ın bu şimdiden köşelerini belirlemeye çalıştığı yeni vizyon, benim tahmin ettiğimden daha başarılı bir şekilde hayata geçmiş olacak belki. Bekleyip göreceğiz. Bizim ömümüz biliyorsun fakir insanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bekleyip görmekle geçiyor. Bunu da bekleyip göreceğiz. Gelelim Mate 50 Pro konusuna. Zaten geçtiğimiz haftalarda Huawei'nin burada yaptığı Nova 10 Pro, Nova 10 ailesi lansmanında sevgili Kaan da Mate 50'nin Türkiye'ye geleceğinden bahsetmişti. Artık Türkiye'de de resmen satışa çıktı. Ama iki farklı Mate 50 Pro görüyoruz aslında. Bir normal Mate 50 Pro diyebileceğimiz versiyonda gri ve siyah renk var. Cam kaplamalı. Hani bunu normal dememiz sebebi ee, bizim de incelediğimiz e, vegan deri ve turuncu renkli versiyonunda ekstra özelliklerin olması. Burada da zaten e, 33.000 ve 38.000 lira gibi iki farklı fiyat görüyoruz. Baktığımızda ağırlıkta farklılıkları var. Vegan deri 205 gram cam versiyonu 209 gram. E, koruma tarafında cam versiyonunda e, normal bir koruma varken hani herhangi bir şekilde gerçi Gorilla Glass falan da denmedi, Cam koruma varken e, vegan deri versiyonunda ee, Huawei'nin de geliştirdiği Kunlun Glass isimli e, oldukça sağlam olduğu vurgulanan hatta birçok video ile bunu e, gösteren bir e, özel koruma var. Snapdragon 8 Plus gen 1'i görüyoruz, en azından artık 888 ya da Kirin değil. E, bir diğer yandan depolamada cam versiyonları, 256 Vegan deri versiyonu 512 GB olarak geliyor ve Vegan deri versiyonunda çift sim desteği var. E, cam versiyonunda tek sim ve nano memory ile artırılabilir hafızası var. E, 66 watt beraber geliyor. 50 watt kablosuz. 5 watt da tersine şarj desteği var. Telefonun en önemli yanı yine her zaman olduğu gibi kamerası. Çünkü 50 megapiksellik ana kamerasında f1.4 ile f4.0 arasında 10 kademeli değiştirilebilir diyafram var. Biz bunu daha önce Samsung'da görmüştük. Buna benzer bir durumu. Ama orada sadece iki diyafram değeri arasında değişiklik yapabiliyordunuz. Ve bu özellikle gece çekimlerinde daha fazla ışık almasını sağlıyordu kameranın. Ya da gündüzlerde patlamasını engelliyordu. Çok parlak yerlerde. Burada bildiğiniz bir esalar kamera gibi F değerini ayarlayarak derinliği sizin yönetebileceğiniz bir sistem geliyor. Yine e, High Silicon'la beraber yani kendi şirketi olan High Silicon'da da geliştirilen HDR Vivid teknolojisi de var. Yani HDR teknolojisi biliyorsunuz HDR10, işte HLG Dolby Vision gibi farklı farklı teknolojisine sahip. Huawei'nin de kendi HDR teknolojisi HDR Vivid olarak ortaya çıkıyor ve gerçekten kontrastı yüksek, güzel çekimler yapılabilen bir cihazdan bahsediyoruz ve dediğim gibi Türkiye fiyatı 33 bin lira ve 50, 38 bin lira olacak şekilde iki farklı versiyonla ortaya yani Türkiye'de satışa çıktı. Biz bu videoyu çekime başlarken de kanalda nasıl çektiği ile alakalı ve evet. nasıl fotoğraf çektiğiyle ile alakalı bir ara video yayınladık. Hı -hı. Yani inceleme gelinceye kadar kutusunu açmıştık. Evet. İnceleme gelinceye kadar bir tane daha video yakaladık, şey yayınladık. Merak edenler o videoyu izleyebilir. Herhalde cuma raporundan bir önceki video olması evet. lazım yani yayınlandığında. Sana, evet burada şu Aydoğan'ın elinde Aynen. tam ne elinde cihazı tuttuğu şey tam ne ile olan video. E, sen her likely da bunu da kullandığın için Amiral Gemisi olarak arada böyle e, çok büyük Huawei'nin aleyhine farklar görüyor musun? Yok yani buradaki X-Mesh X teknolojisi de bence artık gece çekimlerinde vesaire çok daha iyi yere gelmiş. E, tabii ki zaten onun da kıyaslamasını yaparız. Ee, işte P50 Pro ile yani son e, laikalı telefonla Huawei'nin tamamıyla kendi teknolojisiyle geliştirdiklerini yine kıyasladığımızda daha net bir şey görünür ama ben çektiğimde aa ne kadar güzel çekiyor diyerek hep şey yaptım. Hatta bu videoda benim için en önemli e, yanlarından biri e, benim işte gittiğim bir e, restoranda, barda bir şey yapmıştım. Timelapse yapmıştım. Time lapse'lerin de yani şimdi şimdiye kadar hangi cihazda çekerseniz çekin çok daha fazla ışık isteyen ve grenlenmeyi görebildiğiniz bir şeydir. Ben orada tabii ki dik çektim ama onu da yerleştirmek istedim çünkü gren yok. Herhangi bir şekilde şey yok sanki böyle yeterli bir ışık ortamındaydı. Onun da burada vurgusunu yapayım. Orası gerçekten düşük ışıklı bir e, ortamda çok Ben bu videoyu videoda video var mı? Videonun içinde bu bana gösterdiğin videoyu Hı -hı. kullandım. HDR video ayrı bir şekilde attık zaten bu videonun açıklama ve e, sabit yorumunda görebilirsiniz. Çünkü HDR e, videoya HDR olarak işlemeniz gerekiyor. Ben onu direkt telefondan YouTube'a yükledim. Hani saf haliyle görünsün diye. Sesler vesaire açık. Burada tabii ki 4K'sı, takip sistemi, sabit video gibi video örnekleri de mevcut. Şimdi ben gördüğüm fotoğraflardan ve videolardan şöyle bir çıkarımda bulunuyorum ne derece doğru bilmiyorum ama e, Leica Zeiss filan gibi önemli şirketler e, Sanki Xiaomi filan gibi markalı cep telefonu markalı için daha önemliler Yani Huawei o kadar büyük bir teknoloji devi ki Keza Samsung da öyle Bunların Leica ile çalışmaları filan e, Bir süre onlara katkı sağlıyor ne no Sonraki diyorlar. dönemde aynen öyle. Son, çok kısa bir dönemde o know hemen kendi başlarına nasıl geliştirebileceklerini, nasıl devam edebileceklerini öğrenmiş oluyorlar. Nitekim Leica ile Huawei'nin arasının açılması diyelim, bozulması, Leica'nın gidip Xiaomi ile e, anlaşması 10 bin yıl önce ne dayanmıyor? Şundan bir 8 ay, 9, bir yıl içine falan aynen. dayanıyor. Yani 2000, bir yıldaki içerisiniz. gördüğümüz değişim şeydi. Mate 50 Pro'da Mate 40 Pro'ya göre ileriye gitmiş. Evet, Mate 40 Pro'ya göre hatta yani fark edilebilir bir Aynen gelişme evet. var. Video filan konusunda neydi bir Huawei cihazlarda hep evet, videoyu şey yapardık, eleştirirdik. Huawei bir süre önce bu video eleştirisini düzeltmeye başladı. Şimdi gördüğüm video çekimlerinde çok çok ileriye taşınmış video şeyini. O yüzden Leica'sı like Huawei sanki bize likealı Huawei'yi şey yapmayacak gibi görünüyor, aratmayacak gibi görünüyor. Ve işkine yine dönüyor dolaşıyor burada şeyde kalıyor Aydın. Ambargo ne kadar devam edecek? Yani bu adamlar ne kadar süre daha cep telefonu segmentinde seke seke gitmek zorunda kalacaklar. Çünkü bu sekme işi onları rekabet edemez hale getiriyor. Nerede rekabet edemiyorlar? Teknolojide değil, adette rekabet <laughs> edemiyorlar. Yani Xiaomi yılda 30 model çıkartırken, Samsung 15 model çıkartırken Huawei 5-6 modelde kalmak durumunda kalıyor. Ve bu Huawei'yi rekabette çok geri bırakıyor. İnşallah şu şeyde ambargo hikayesi de bir an önce çözümlenir. Ve biz bu işte yeni... Çünkü bak bu cihazda kamera Huawei'nin kendi teknolojisi. O bizim hep Gorilla Glass dediğimiz ekran koruyucusu Huawei'nin kendi teknolojisi yani... Harmanla çalışıyordu artık Huawei'yi sağlamış. Aynen öyle. Harmanla olan yani Samsung'la olan şeyi bitirip anlaşmayı bitirip kendi ses şeyini geliştiriyor falan Yani Huawei boş durmuyor. Yapıyor bir şeyler. Bu yaptığı şeylerin de karşımıza daha sağlam bir bütün olarak çıkması için ihtiyacı olan tek şey işlemci aslında şu anda. Hı hı. O işlemciye sahip olduğu zaman bakalım ne göreceğiz. Çok merak ediyorum. Kirin'in e, tekrar geri gelmesiyle şu an zaten Ali, mesela 8 Plus Gen 1'i kullanıyor olması yine aslında Huawei'nin bir diğer yandan gücünü de gösteriyor. Çünkü hani 8 Plus Gen 1'in 4G modüllüsü haliyle Qualcomm tarafından Huawei'ye özel olarak özel e, üretiliyor. Buradaki 5G durumundan dolayı. Ve büyük bir ihtimalle pahalıya da geliyor Huawei'ye. Yani standart bir markanın aldığından daha pahalıya, daha eksik ve daha pahalıya geliyor. Yani o, da, o ihtimal de yüksek. Ben mesela hani şeyde Redmi Note 12'de şey konuşmuştuk ya biraz böyle hani e, dikkatimi çekiyor, heyecanlandırmaya başlıyor diye. Benim de bu son dönemdeki birçok e, farklı cihazda merak edip kullandığım oldu. Ama e, Mate 50 Pro için e, işte yakın zamanda incelemesi de gelir. E, düşündüğüm şey şu oldu. E, ben Mate 50 Pro'yu böyle bir e, uzun süre kullanıp bu sefer net bir şekilde deneyimi aktarmak isterim. Yani o heyecanı bana hem rengiyle hem şeyiyle vesaire tak kattı. Hem tabi e, şeyde de e, söyledim kutu açılışında da rengi benim gibi bir McLaren falına da işte papaya turuncusu vesaire diyerek hoşuma gidebilecek bir durumu var. O açıdan ama şeydi yani dışarıda da mesela kullandığımda metrobüste otobüste falan telefonu görenlerin bir şöyle dönüp baktığını net bir şekilde hissettim. Tabii o birazcık da rengiyle alakalı. Ben seven taraftayım, eleştiren de çok oldu. Ama dediğim gibi ilerleyen dönemlerde e, bir e, uzun bir deneyim bizim haftalar sonra e, videosuyla da bir içerik e, üretiriz mutlaka diyelim. Gelelim Türkiye'deki e, sosyal medya sistemine. Rekabet kurumu Meta'ya tam olarak... 346 milyon 717 bin 193 TL 40 kuruşluk bir idari para cezası verdi. E, tam açıklamasında da Meta Platforms eski adıyla Facebook, e, WhatsApp LLC ile Madoka Türkiye Bileşim Hizmetleri Limites Şirketi'nin 4054 sayılı rekabeti korunması hakkındaki kanunun 6. maddesini ihlal ettiklerine iddiasına yönelik soruşturmanın tamamlandığı, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinin topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetlerini ve çevrim içi görüntülü reklamcı pazarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozmasına yol açtığına e, karar vermişler. Yani aslında e, bunu biraz daha basitçe anlatmak gerekirse meta elinde olan Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın e, verilerini toplu halde işleyerek bir reklamcılık yani, stratejisi uyguladı. Facebook'taki Ersin Akman, Instagram'daki Akman Ersin ve WhatsApp'taki işte sıfır bilmem kaç numaralı telefon numarasının aynı kişiye ait olduğunu anlayıp Reklamı da ona göre yönlendiriyor. Reklamı bu adamın kendi sunucularındaki sınıflandırılma derecesini bu adama hangi içeriği gösterip hangi içeriği göstermeyeceğini filan filan birlikte karar verdiği ve buradan yola çıkarak da pazara yeni giriş yapacak olan şirketlerin işini zorlaştırdığı için rekabet kurumu Meta'ya Ceza vermiş ve büyük bir ceza bu. Evet, 18 şey, milyon dolara denk geliyor. 18,5 milyon büyük dolar. Büyük bir ceza bu. Meta'nın da bir cevabı evet, var evet. cezaya kestikten sonra. Hemen bir bülten e, geldi Meta'dan da tek cümlelik. Ha, iki cümlelik diyelim hatta. E, rekabet kurumunun tespitlerine katılmıyoruz. Kullanıcılarımızın gizliliğini koruyor ve insanlara kendi verileri üzerinde kontrol sahibi olma hakkı ve şeffaflık sunuyoruz. Konu hakkında tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz demişler. Şimdi bunu çok dikkatli irdelemek lazım bu üç cümlelik açıklamaya. Şimdi diyor ki rekabet kurumunun verdiği karar doğru olmadığını düşünüyoruz diyor. Biz sahip olduğumuz kullanıcı verilerini çaldırmıyoruz, başka dev ile paylaşmıyoruz. Biz sahip olduğumuz kullanıcı verilerinin hangilerinin işlenebileceği, hangilerinin işlenemeyeceği konusunda insanların yani üyelerin, işte Facebook, Twitter, WhatsApp kullanıcıların karar vermesine Olanak sağlıyoruz diyor ee, ve bunu çok şeffaf bir şekilde yapıyoruz diyor. İsteyen herkes bu sınıflandırmanın içinde istediği oranda tamamen olabilir, tamamen dışında kalabilir, belli oranlarda olabilir filan filan. Son cümlede de diyor ki konu hakkında tüm seçeneklerimizi değerlendireceğiz. Yani Seçenekler arasında ne var? Ee, cezayı ödeyip ben bunu bir daha yapmayacağım demekle başlayan cezayı ödeyip ben bunu tekrar yaparım bana bir daha cezayı kesersin devam eden cezayı ödememeye kadar giden ve hatta belki bu platformları Türkiye'den dışarıya çıkartmaya kadar karar verecek olan biz Türk hükümetini de Türk hükümetinin kurallarını da tanımıyoruz ve bu kurallara göre Türkiye'de iş yapmak istemiyoruz noktasına kadar getirebilecek çok geniş bir seçenek var burada hı hı. yelpaze var ee, bu daha önce yapıldı mı? yapıldı kim yaptı? Mesela Paypal'ı Türkiye'den böyle çıktı. Paypal dedi ki biz dedi Türk hükümetinin bize sunduğu şartları yerine getiremeyiz. O yüzden çıkıyoruz Türkiye'den kalmayacağız dedi. Yani geçmişte oldu yine olabilecek olan bir eylemden bahsediyoruz. Şimdi benim burada dikkatimi çeken şey şu Aydoğan. Rekabet kurumu bu cezayı vermekte haksız mı? Rekabet kurumu aman Facebook'a bir ceza verelim. Bir de bir cezamız da Facebook'ta olsun falan diye davranacak bir kurum değil. Ben rekabet kurumunu da işin içine katarak sadece işin şu tarafındayım. Şimdi biz benim bildiğim kadarıyla rekabet kurumu aracılığıyla, kurulu aracılığıyla şimdi Facebook'a geçmişte Google'a, BTK aracılığıyla da tüm to sosyal medya platformlarına yani Twitter'a, Instagram'a filan filan yakın geçmişti. Şundan bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde tonla ceza kestik. <laughs> ve benim bildiğim kadarıyla bu cezaların hiçbirisi tahsil edilmedi henüz. Yani edildiğine dair de bir şey paylaşılmadı. E evet. Şimdi edilmediğini nereden çıkartıyorsun? Nersin uydurma diyecek arkadaşlar. Saklılar. Şuradan çıkartıyorum arkadaşlar. Web sitelerine, Rekabet Kurumu'nun ve BTK'nın web sitelerine girip ceza duyurularına baktığım zaman o ceza duyurularının bulunduğu section'da, bölümde o cezalardan bir süre sonra şu ceza tahsil edildi, bu ceza tebliğ edildi. Bak tahsil bak tebliğ edildiğine dair de herhangi bir bilgimiz yok. Hı hı. Ee, gibi bilgiler yok. Ya da bu ceza kayıtlarının altına işte cezayı şu gün verdik duyurduk. 6 ay sonra tebliğ edildi. 3 yıl sonra bu ceza ödendi filan gibi bir güncelleme de yok. O yüzden ben oturduğum yerden bu aklımla bu cezaların tahsil edilmediğini düşünüyorum. Nitekim ben bir önceki yani şu vekabet kurumunun Google'a kestiği o büyük bir ceza vardı ya arama çubuğu yüzünden. O cezanın ödenmediğini Google tarafına sorduğumda çünkü şundan çok yakın bir zamanda bir, bir, ay önce falan sordu dediler ki hayır ödemedik. Çünkü biz o cezanın iptali için şey yaptık. başvurduk. Başvurdu. bulunduk. o yüzden bu cezalar aslında çok da fazla sanki bir şey ifade etmiyor. Şirketler bu cezaları ödemedikleri süreci ya da İş karşılıklı görüşmelere gelip bu cezalar onda bir oranında filan hafifletildiği zaman hiçbir şey olmuyor hiçbir şey ifade Doğru. etmiyor. O yüzden ben e, Twitter'da da bunu böyle yorumladım Cem abi paylaşmıştı. Normalde hani böyle son dakika haberlerini gelen basın bülteni diyor ki şu şöyle bu böyle filan diye ben paylaşırım ama Cem abi benden daha önce paylaşmıştı. Ben de Cem abi'nin bu işte Meta'nın yaptığı açıklamayı tweet ettim dedim ki Mark diyor ki Türkiye'den giderim, Ersin diyor ki bugüne kadar hangi cezalı ödendi ki bu ödensin. Biraz böyle iş teorik platformda kalıyor çünkü bence e, kamu otoritesi de bu cezalı ve tahsil etmeye kalkarsa bu şirketlerin Türkiye'de kalmayacağını ya da daha büyük sorunlarla karşılaşacağını biliyor. Bu şirketler de Türkiye'den gitme gönüllüsü değiller. Kalmak ama kendi şartlarında, hı. mümkün olduğu kadar kendi şartlarında kalmaktan yanalar. Şimdi Rekabet Kurumu'nun Facebook'a, Instagram'a ve Telegram'a verdiği cezaya şu gözle bakmak lazım. Buna benzer cezalı ve yurt dışındaki Rekabet Kurumları bu şirketlere vermiş mi? Evet, ver, verilen ülkeler var. Hı hı. Oralarda ne olmuş? Oralarda bir uzlaşıya gidilmiş gördüğümüz kadarıyla çoğunlukla. Ve Facebook bazısında az, bazısında çok cezalar ödeyerek ama hep ana cezadan indirilmiş cezalar ödeyerek yoluna devam etmiş. O zaman Türkiye'de de bunun olacağını varsaymak lazım. Ee, ancak kesinlikle bu söylediklerimden şu anlaşılmaması lazım. Bu Big Tech dediğimiz şirketleri ceza vermemek lazım yoksa kaçarlar filan derdinde değilim. Şimdi şeyi de fark ettim hani şu Madoka'yı merak edip Google'a yazdığımda BTK'nın sitesinde yurt dışı kaynaklı sosyal al sağlayıcı temsilcileri diye bir sayfa açılmış. Orada da bu bilgiler veriliyor. Tabii ki işte Meta'nın sahip olduğu Facebook ve Instagram için Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Limited şirketi kurulmuş. LinkedIn için e, Snipdrap danışmanlık hizmetleri anonim şirketi var. TikTok için TikTok Turkey dijital medya ve reklam şirketi. limited şirketi. Twitter için Twitter internet içerik hizmetleri limited şirketi. Google için Google bilgi teknolojileri limited şirketi. Daily Motion için Gökhan Gökçe isimli biri varmış. Pinterest için WRP Türkiye Web Tasarım Hizmetleri Limited şirketi ve Kontakte için Rus şeyi içinde Serhat Turan isimli biri Görünüyor. Bu söylediğin şeyler benim yani Bizim yeni şey, kanunumuz, kanunumuz vardı ki... ya muhatabımız olacak evet. Türkiye'de filan filan. O muhatabı ve aynı zamanda <laughs> biz bu şirketleri dedik ya Türkiye'de şirketiniz olacak vergi ödeyeceksiniz. Şimdi mesela burada şöyle bir başka... şey de kabul var. ediliyor anladığım kadarıyla yani. Kişisel temsilci de kabul Aynen. ediliyor. Burada başka bir dert var. Mesela deniyor ki e, bu şirketleri kurdular mı? Bu şirketler Türkiye'de hala fatura kesmiyor. Yani faturaları hala İrlanda'dan şuradan buradan filan kesiyorlar. O yüzden de Türkiye'ye hala vergi ödemiyorlar falan gibi bir şeyler de var, e, muhabbetler de var. E, o yüzden e, ben Tabii. tahmin ediyorum ki bu iş çok uzunca bir süre konuşulacak. E, ama biz henüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak uygun yöntemi şey yapamadık, bulamadık. Çünkü biz sürekli yöntemi belirleyip insanların uyumasını bekliyoruz. Ama bu şirketler dünyanın her yerinde devletlerle benzer görüşmeleri yapıyorlar. Yani onların know-how'ı bizim know-how'ımızdan biraz daha fazla. <laughs> ee, ve bir de e, bu parayı ödemek isterlerse ödeyecek paraları var. Yani bu şirketleri parayla para cezası vererek e, ehlileştiremeyiz, evcilleştiremeyiz. Peki şu nasıl oluyor abi? Şu an fark ettim hatta acaba dedim sayfada mı yanlış yazılmış? Twitter'ın ve Google'ın e, şeyine gidip YouTube'un e, alakalı sitelerine gidip baktığımda Twitter'la YouTube'un e, işte Twitter Limited, Twitter içerik e, hizmetleri Limited şirketi ve Google Bilgi Teknolojileri Limited şirketin adresi birebir aynı. E, aynı avukatlık bürosunun adresinde kurulmuşlardır. Yani e, şimdi te, tebligatlar Türkiye'de postayla gönderildiği için bir de aynı hukuk bürosunun ötesinde hukuk bürosunu şey şirket adresi olarak gösterebiliyor. Göstermişlerdi. Ya da sıf bu hikayeyi daha kolay takip edebilsinler diye belki kanyonda ortak bir alan a tek yani. bir küçük bir ofis tarzı bir yer tutmuşlardı belki. Çünkü bu şunu unutmamak lazım Aydoğan. Senin bu ad söylediğin isimler kişisel olarak Türkiye'de kurulan şirketler ya da adresler. bu platformların gönüllü olarak yaptığı işler değil. Şey Onlar bile olabilir zaten. Neydi? Kanyonda var mı bir? Paylaşım ofisi mi? O kadar değildir. Bunda beni hani çok böyle şey zengin şirketli ama neden olmasın? Yani canlı bir istasyon diye. Burada önemli olan şey sen yasak uyucu olarak bir şey söylüyorsun, adamlar da şeklen bunu uymaya çalışıyorlar. Aynı. Mesela deniyor ki hangisi olduğunu unuttum galiba Facebook Yanlış hatırladım. şu yolu biliyorum. Facebook'un Türkiye'deki Yetkilisi olarak görünen kişi Türkiye'de yaşamıyormuş mesela hmm. Londra'da yaşıyormuş ve anladığım kadarıyla emin değilim galiba İngiliz vatandaşlığına geçmiş bir Türkten bahsediyoruz yani yargılanması vesaire vesaire gibi şeyler olursa bile e, Türk kanunlarının e, çok da uygulanabileceği bir format değil nitekim geçmişte şu olmuş Yandex'in resmi yetkilisi olan kişi. Rusya'da yaşayan bir Rusken Yandex Türkiye'de bir ceza almış. E, ve bu cezayı ödemediği için filan filan o kişiye tutuklama emri çıkartılmış Türkiye'de. Ama adam ayağı, hayatı Türkiye'ye gelmemiş, gelmemiş mesela. Mi? Şimdi adama diyorlarmış ki anladığım kadarıyla bundan da emin değilim. Yani şu Türkiye'deki böyle böyle bir hikaye adam da diyormuş ki bak ya ben hayatımın bir döneminde Yandex'te çalıştım. Artık çalışmıyorum. Türkiye'ye hiç gelmedim. Bundan sonra da geleceğimi sanmıyorum. Bu ceza niye bana verildi? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Filan diyormuş. O yüzden hani demeye çalıştığım şey bu işte tam olarak. Yani bu şirketlerden cezayı eksik etmemek lazım. Her fırsatta cezayı kesmek lazım. O ayrı mevzu. Tahsil edilebilir cezalar kesmek lazım bu arada. Ama hmm, bu şirketleri parayla zapturapt altın almak mümkün değil. Çünkü bunların evet. çok parası var. Bunlarla başka şekillerde şey yapmak lazım. Yani mesela bir karşını alıp oturup dinleyeceksin dertlerini, ne yapmak istiyorlar. Hı hı. Onların yapmak istedikleri şeyle senin yapmak istediğin şey arasındaki temel farklar neler? Hangi ölçülerde uzlaşılabilir falan. Yoksa biz e, Cuma 2000.sini çekerken de kısmetse ya da bizim yerimize başka arkadaşlar çekerken de e, yine bunları konuşuruz yoksa ve aynen bu montanda konuşuruz, bu halde konuşuruz. Şimdi sen ee, Amerikan Senatosu'nun yaptığı gibi markı getirip ifade verdirebiliyor musun Türkiye'de? Doğru. Okay. İşte o yüzden uzlaşacaksın. Orada ne yapmış, burada ne yapmış, şurada ne yapmış, diye bakacaksın ve alabileceğin cezalarla yoluna devam edeceksin. 1 milyon dolar kesip 10 bin dolar para almak iyi bir şey değil. Ceza yöntemi değil. Niye diye biliyor musun? Ben kırmızı ışığı geçtiğim zaman benden paranın tamamını alıyorsun çünkü. Ama iş marka geldiği zaman 1 milyon dolar ceza kesiyorsun. 10 bin dolarını bile alamıyorsun. Hakan'ın yani. bunda ne kadar Heh, şey var? Yine yapacak. alamayacaklar. Yine almayacaklar. Bilinçli olarak almayacaklar. Bilmem ne filan. Ayrı mevzular bunlar. O yüzden hani işe böyle birçok işe bir adım geriye çekilip bir uzaktan bakmak lazım. Ve bu işte şu an dünyanın içinden çıkamadığı bir iş olduğu için bazen bir adım geriye çekilmek yetmeyebilir bile. Bir iki Tabii. adım geriye çekilmek lazım. Hadi devam et sen bir sonraki haberinle. Gelelim Type C muhabbetine. USB Type C artık 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği kısmında onaylandı ve resmi olarak işte telefon, tablet vesaire gibi birçok cihazda Type C bağlantısı zorunlu hale geliyor. Bunun sebebi için aslında birazcık Apple'ın ilk adaptörü çıkardığına benzer bir şey var çünkü onların paylaştıkları rakamlara göre. İşte ekstra şarj cihazları vesaire için farklı tiplerdeki şarj cihazları için ee, Avrupa'da yılda 250 milyon euroluk bir harcama ve 11 bin tonu aşan bir işte adaptör ve kablo çöplüğü oluşturuyor. Yani şunu söylüyorlar birden fazla şarj cihazı olduğu zaman bir hanede ya da bir kişide bu hem ekonomik anlamda büyük oluşturuyor hem de çevresel anlamda evet. Avrupa topluluğu sınırları içine özellikle Çin'den daha fazla kilo anlamında daha fazla ithalata neden oluyor Hı -hı. diyor. Kabaca bu. Bu yanlış bir şey değil. Aynen. Doğru bir şey. E, bu standartlar halinde artık kesinleştiği için 2004 2024 yılındaki e, çıkacak işte birçok cihazın ki bu özellikle tabii ki akıllı telefon sektörüne baktığımızda tek farklı tipi kullananın e, Apple olduğunu düşünürsek evet bazı markalar uygun fiyatlı markalar Micro USB de kullanıyor ama onları çoğu zaten Avrupa pazarına girmiyordur bile. Hani hepsi artık tip C'ye bağlanacak. Bu tabii ki bir e, ne derler ona etki etkiyle beraber artık bütün araçlardaki onun da geçişini görüyoruz. Tip C'nin çıkışında olacağını, e, bir şarj girişi olan yani USB'den şarj edilebilen cihazların hepsini tip C olacağını ve işte son dönemdeki laptoplar gibi birçok cihazda da artık tip C'nin bir standart haline geleceğini e, söyleyebiliriz. Sadece siz de zaten dün çekilen videoda bizim kanalda yayınlanan videoda da konuştunuz. Türkiye açısından da yani daha doğrusu Apple'ın bunu bütün dünyadaki cihazlarında tipçeye geçirmek yerine Avrupa'ya satacağı ya da planladığı cihazlarda tipçeye çevirip diğerlerinde de Lightning'e devam etme planı olduğu konuşuluyor. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de biz Lightning görmeye devam edebiliriz. Hatta edeceğiz, edeceğiz de demek daha doğrusu. Burada işte Avrupa topluluğu kendi topluluk bünyesinde harcadığı parayı azaltacak. Çöpün kilosunu azaltacak. Çöpün kilosu azaldığı zaman biz de şeyi umalım. Adana'ya gelecek olan He, çöplerin en azından Adaptör daha da olacak olacak yani. İç, işte Kilo olarak daha az olacak. Çünkü gördüğümüz gibi Adana'da bunları sokaklarda falan yakıyorlar. Havaya daha az plastik karışacağını falan umalım. Biz de buradan kendimize poliyanlacılık oynayıp şey çıkartalım. Mutluluk unsuru çıkartalım benim tahminim bu hikaye şey yapacaktır genişleyerek yani etki alanı genişleyerek bir nevi şu an için Type-C'yi gelecekte bir başka platformu böyle beşer onar yıllık döngülerde zorunlu hale getirmeyi bütün dünyaya şart koşacaklar bence. Bu Avrupa topluluğunun kararında olduğu gibi eğer tasarrufa neden olacaksa ve çöpün atığın azalması neden olacaksa ben sonuna kadar destekliyorum. Bunu. Zaten böyle gide 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 işte dediğim gibi tek port yani one ring rule demo gibi bir tane USB-C'nin komple şey yapabilir Çünkü görüntü aktarabiliyor. DisplayPort zaten Type-C platformunu kullanıyor. zaten birçok cihazda şey yoksa örneğin LAN girişi yoksa bunu tip C dönüştürücü ile beraber kullanabiliyorsun. Hı -hı. Vesaire dediğimizde burada tek böyle sorun yaşayabilecek şeyin HDMI'ın olabileceğini düşünüyorum. Yani HDMI ya o da girişini buna çevirmek durumunda kalacak ya da böyle standartlar halinde kendi kullanım ömrü azalacak ama artık her cihazda tip C ile tek bir kablo ile tek bir şarj aleti ile aktarım, şarj vesaire aklınıza gelebilecek bütün işlemler olabilecek gibi görünüyor. Bir diğer telefon haberimize geldiğimizde OnePlus kanadı da Nord N300 modelini çıkardı. Buradaki altını çizilmesi gereken şey 228 dolarlık bir Bu satışta mı şu olması. anda? E, o da Kasım ayında satışa çıkacak diye hatırlıyorum. Baktığımızda 6,56 inçlik HD Plus IPS bir ekranımız var. 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Dimensity 810 kullanıyor. E, Android 13 ile beraber tabii ki geliyor. 48 megapiksellik ana 2 megapiksellik yardımcı kamera, ön tarafta 16 megapiksellik bir kamera, 4 GB RAM, 64 GB depolama ve micro SD kart desteği, 5G desteğinin olduğunu görüyoruz. 5000 mAh bataryayı da 33 W hızlı şarjla beraber destekleyeceği, yani OnePlus'ın bir giriş e, ürünü de çıktı. Çok iyi fiyat 228 dolar yani, yani Allah alabilene ne mutlu dedi tabii. 228 dolar ve şu cihazın Türkiye'sinde ulaşabildiğini düşünsene. Yani. Yani e, geldiğinde tabii ki 228 dolara ulaşabildiğini düşünsene yani çok güzel fiyat hani evet cihaz şimdi şey böyle kral değil amevel hani, gemisi değil bilmem ne değil filan ama 228 dolar fiyat çok iyi çok çok iyi ee, ben ilk önce ilk okuduğumda fiyatı yanlış okuduğumu ya da fiyatı yanlış yazıldığını filan sandım ee, döndüm bir daha baktım yabancı kaynaklarda evet 228 dolar filan süper yani OnePlus'ın da artık hani o segmentte zaten Nord N serisi uygun fiyatlı segmentte ama iyice şey yaptığını görüyoruz Ha diyeceksiniz tabii işte OnePlus Türkiye'de var getirirler mi o zaman? Yani var mı ondan da? OnePlus'ın Türkiye'de olduğundan emin değilim. Aynen. Türkiye'de olduğu söyleniyordu bir Aynı. dönem. Ama o, 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 dönem geçmiş olabilir yani artık bazı kalmış olabilir bu hikaye. Bilmiyorum hiçbir bilgim yok hiç emin değilim. Benim anladığım kadarıyla artık Türkiye'de OnePlus diye bir oluşum yok. Benim anladığım bu. Yani. yani özel bir oluşum yok. OnePlus Ki bu değil. yeni bir kasım standartlarıyla beraber falan filan artık OnePlus Türkiye'de hiç yok. demek de daha doğru olabilir. yani En azından insanlar işte yurt dışından getirtebiliyordu, getirtileni almaya çalışıyordu falan filan meraklıları. Şimdi bakalım ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Bir diğer e, zam haberi diyebiliriz ama birazcık öneri tarafında. Oyun kısmına geldiğimizde herkes zaten oyuncular da son kale yıkıldı vesaire diye paylaşıyordu. Steam'in e, ilk başta Türkiye için sonradan bir global açıklama yaparak e, döviz kurundaki e, fiyatları kendisi tekrar güncellediğini duyurdu. Türkiye'de de şimdiye kadar hani son daha önceki güncelleme ile beraber e, 1 dolara 2,10 TL'ye e, denk düşerken hatta 99 centi. Şimdi 11'e yükseltti. Aslında hala çok güzel. 18 lira 11 Çok insaflı bir zam bu. Ama %424 bir artış var. Bu ilk başta Valve'in kendi oyunlarına yansıttığı haliyle ama şu anda bir etki aslında görmüyoruz. Bu ne demek? İlerleyen dönemlerde bunun yankılarını görebilir. Çünkü Steam her zaman tavsiye verir. Hani sen burada böyle yaparsan daha iyi satarsın. Burada böyle tutmanı tavsiye ediyoruz diye. Ve oyun yayıncıları oyunlarının fiyatlarını belirlerken bu tavsiyelere göre orada bir fiyatlandırma yapabilir. Yine tabii ki Türkiye'deki durumu bilen geliştiriciler özellikle büyük firmalar ona uygun daha düşük fiyatlar yapabilir. Ama daha öncesinde ki fiyatlara bakarsak artık Önerilen de 60 dolar ya oyun fiyatı. Minimum 510 liralık oyuna al, göre. Alacaksan bir... al zamanındayız yani. Yani ya Steam'den bir şey alacaksınız. Bir tam şu an işte Halloween indirimi Önemli. geliyor sonra kış indirimleri var. Yani 2.10 önerilen fiyat dolar için çok düşükmüş. Sağ olsunlar. Ama 11 lira da gerçeğin çok altında yine. Onu da kabul etmek lazım. Fakat aradaki fark işte ya uygulanırsa 5 misli fiyatların 4.5-5 misli kadar artması söz konusu. Steam'deki oyun fiyatlarının ...uygulayan şirketlerin, stüdyoları yani Büyük ihtimalle oyunlarını. aslında şu anki oyunlarda görmeyiz onu. Ama yeni, yeni çıkan oyunlar artık de. bin... ...büyük bir ihtimal. ...küsür liralara gelir yani. Bu zaman şey, Cazlar Bayramı diye bir paylaşım daha yaptılar. Cazlar Bayramı'ndayız ya Aynen. Şu an zaten indirim dönemi. Tam şey olarak. E bir diğer yandan hani yapılan değişikliklere baktığımızda... ...Steam'in önerisinde artık... 1 dolar eşittir 1 euroya geçmiş. Normalde euro işte 0.76'ya falan denk geliyordu. şeydeki duruma göre, Steam'deki duruma göre. bir diğer yandan bu şeyleri fiyat önerilerine baktığımızda Türkiye en çok artışın yaşandığı ikinci ülke. Birinci sırada Arjantin'in pesosu var. Daha önce 13.99 peso olan 1 dolar 82 pesoya yükselmiş. Onlarda da %486'lık bir artış var. Ha şey 0.79 Euro'ydu bu arada. 0.99 dolar o artık eşitlenmiş durumda. Bakalım yani firmalar nasıl bir stratejiyi benimseyecek ama şeyi de biliyoruz. en azından büyük firmaların işte yeni yeni Play'de bilmem de yaptığı durumlar var. Ha bir de oyunculara şey durumu da var. Artık Steam o kale değildi bizim için son kale. Xbox'ın Game Pass sistemi diyorlar. Onunla alakalı da yakın zamanda çok fazla söylenti dolaşıyor. Game Pass'in de tekrar ya şimdi zaten Birisi zam yapın, öbürünün zam yapmama ihtimali yok ya da fiyat güncellemesi yapacak. yapacaktır. Yani hani o bence Steam bu zamana kadar çok büyük kıyak geçmiş. Hı hı. Ee, artık Hatta saatten, ayrı bölge yapmıştı bölge kilitleri Bu sonra da artık anlayışla karşılamak lazım. Hala işte. anlayışla karşılıyor. Onlar ya hala kıyak geçiyor. 11'i ee, şey öneriyor yani. Ee, bu zam haberinden sonra şimdi gelen bir basın bülteninden ben de bir şey söyleyeyim. Tabii Biz geçen hafta da YouTube'un zam yaptığından bahsetmiştik Cumhurbaşkanı'nda. Türk Telekom Prime'den üyelerini 3 ay boyunca YouTube Premium ücretsizmiş. Hmm. Ee, Türk Telekom böyle bir kampanya başlatmış. Kampanyanın Ama ilk premiumcular mı acaba? Kampanyanın detaylarını e ee, ne olduğunu bilmiyorum açıkça söylemek gerekiyor. Sayadan oturup şey yapmak da istemiyorum. Bütün bülteni baştan sona okumak da istemiyorum. Türk Telekom abonesi olanlar bence bir baksınlar veya 3 hmm. e, ay ücretsiz YouTube Premium kullanmak istiyorlarsa bir baksınlar. Kendileri bu şeyi girerler mi, girmezler mi diye. Devi şey devi, tasarruf devi olduğu için 3 ay 3 aydı ve niye yani, 3 ay kıyırtarsan ne hala diyelim ve senin Şimdi sanırım buraya kadar teknoloji haberlerimiz vardı. Bu nasıl otomobil haberlerine geçiyoruz, değil mi? Evet. Okey. Senin derlediğin otomobil haberlerine geçelim. Ama geçmeden önce ben bir şey söylemek istiyorum. Son yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Aydoğan dünyadaki cep telefonu satışları düşmeye devam ediyor. Evet. %11 civarında son çeyrekte yani ölçülebilen son çeyrekte bir başka düşüş daha var. Sıralama değişmiş değil yani en çok üreten satan adetsel anlamda Samsung, ikinci Apple, üçüncü Xiaomi hala orada bir şey yok ne derler sorun yok. Ee, çok böyle büyük sıçramalar, düşmeler bilmem neler filan da yok ama genel anlamda pazarın tamamına baktığımız zaman %11 küçülme çok büyük bir küçülme. Tabii ki. Burada önemli olan şey şimdi artık hangisinin daha az küçüldüğü olacak ki karlılıklar ona göre etkilenecek. Bunun da raporlarını sanırım önümüzdeki haftalarda filan çok çok şey mantıklı bir şekilde hani kim ne kadar kardan zarar etmiş, kim ne kadar daha çok kar etmiş bilmem ne filan gibi şeyleri duymaya başlarız. Dedikten sonra şu benim çok merak ettiğim fabrika çıkışı ikinci yıl otomobil evet. hikayesine geçelim Renault'un globalde aslında daha çok böyle elektronik şeylerde gördüğümüz işte Refurbish ya da yenilenmiş diye çeviriyoruz biz de Türkçe'ye. Bu e, araç sisteminde de Renault başlıyor ama ilk başta yani Türkiye'deki birçok kullanıcı işte Türkiye'deki fiyatlardan dolayı Türkiye özel bir sistem vesaire diye düşündü. Aslında değil. Yani Renault Fransa'da dahil olmak üzere birçok yerde bunu ya fabrikası olan yerlerde yapmayı planlıyor. Yenilenmiş ikinci el araç programı da Türkiye'deki Renault Grup CEO'su Hakan Doğun'un tarafından da artık resmi olarak da açıklandı. Refactory olarak adlandırılacak hı hı. bu sistem. Şu anda Fransa ve İspanya'da yapılıyor. Türkiye'de de başlayacak. Doğun'un açıklamasına baktığımızda teknolojik olarak yatırımlarımızı kararını verdik. Türkiye'de ikinci elin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun kuracağız. Muhtemelen diğer üreticiler de bizi taklit edecekler. Çünkü otomobile doğru ulaşıma yöntemi bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız demiş. Devamında yenileme merkezi Bursa'daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilenecek. Sonrası da bunu 10 yaşa kadar uzatmayı planlıyoruz. Motor dahil her şey yenilenebilecek. 2 yılda da garanti sunulacak şekilde bir açıklama var. İlk etapta tabii ki Renault Dacia modellerinin olması planlanıyor. Daha sonrasında tabii ki bu işte hem süre hem de araç skalası genişlenebilir. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum Haydoğan. Bu iki çok önemli bir haber. Ama ben şunu anlıyorum. Türkiye'deki ikinci el araç satışı da en sonunda bir düzene girecek gibi görünüyor. Hı -hı. Yani düzenden kastım şu. Mesela biz bundan çok çok yıllar önce ee, koç grubunun ve Doğuş grubunun ikinci el otomobille ilgili girişimlerini gördük değil mi? Ee, bu adamlar ne diyorlardı ısrarla? Biz bu arabaları aldıktan sonra neyi eksik neyi fazla ona bir bakıyoruz. Siz bu arabayı köşedeki galeriden değil bizden aldığınız zaman bir garantiyle alıyorsunuz. Bilmem ne filan filan. Şimdi dedi. bu geçtiğimiz yıllarda da işte şey olan Vava Carzer, Letgo Autoplaster onlar da birazcık, onlar yenileme yapmıyor ama hani şey diyor, bizim güvencemiz de var. Ben niyeyse o oluşumların hiçbirisine güvenmiyorum. Onu ben peşin peşine söyleyeyim. Yani Hala hani daha şey değil. Adanın yani. o olması, bu olması, arkasında şu grubun, bu grubun olması beni hiç ilgilendirmiyor. Ee, anlamıyorum. Ee, da Ayrıca şöyle bir şey var. Benim gördüğüm kadarıyla piyasada çok büyük şikayetler de var bu şeyler. Bizim ilgili. işte yani sektörden şeydeki e, donanım haberdeki sevgili Burak var işte. Oradan otoplastan bir külü aldı. Hala uğraşıyor arabayla. Aynen öyle. O yüzden güvenmiyorum. Ee, güvenmediğim için de herhangi birisinin adını alıp e, şu şöyle bu böyle filan demek evet. istemiyorum. Ama bu yenilenmiş, otomobil bir hikayesi çok önemli. Bir de fabrika olması. Fabrika olması çok önemli. Şimdi bugüne kadar doğuş grubuyla Ford grubu, Kabataslar Koç grubu ne yapıyordu? İşte kendi arabalarını almak isteyen insanların hani arabalarını alıp bazı bakımlar yapıp piyasa fiyatının ikinci el fiyatının biraz daha üstünde bakımları yapıldığı için ve belli garanti paketleriyle satıyorlardı. Şimdi bu işi fabrikalar kendileri yapmaya başlayacaklar. Ve Renault Grup Türkiye CEO'su Hakan Bey'in söylediği gibi diğerleri de bizi takip edecek bir hikayesi bence doğru. Evet, Volüme oynayan tüm şirketler bunu takip edeceklerdi Ve Türkiye'de böylece şu Galevici terörü, Galevici enflasyonu İkinci el arabalarda fiyatın sahibinden.com falan gibi sitelerde suni olarak şişirilip azaltılması filan gibi işlerin bir nebze önüne geçecektir bu. Ben o yüzden faydalı bir e, atraksiyon olarak görüyorum. Ayrıca iki yılda garanti vereceklerini söylüyor Hakan Bey. Ben açıklamadan şeyi anlamıyorum. Otomobilin tamamına mı değişen parçalarına mı bilmem ne filan filan. Galiba yani, tamam olur. Öyle yani. ya da böyle ne olursa olsun şey iki yıl garanti dediğimiz şey zaten sıfır arabada da iki yıl garanti veriliyor. O yüzden bu önemli bir şey. Umarım bu e, Türkiye'de e, emlakçılık ve ikinci el otomobil işi yapan, çok vasıfsız, Ali'nin külahını veliye giydirmekle sadece para kazanan, hiçbir eğitimi, hiçbir sertifikası olmayan, Hani o bizim cep telefonu sektöründe garantisi benimciler gibi çok fazla insan var. Hı hı. Ve bu insanlar kazandıkları paranın vergisini falan da ödemiyorlar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Vergi konusunda eşitlik çok önemli. Yani, yani. eğer ben maaşımın vergisini maaşım elime daha ulaşmadan ödüyorsam, ikinci el cep telefonu işi yapan adam da ödeyecek, ikinci el otomobil işi yapan adam da ödeyecek falan. Bu adamlar yıllar boyunca çok zenginleştiler ve zenginleşmelerinin iki önemli unsuru var, nedeni var. Birincisi vergi ödememeleri, ikincisi de sürekli sahtekarlık yapmaları. <laughs> Şimdi vergi ödememek ve sürekli sahtekarlık yapmak azalacaksa fabrika çıkışı sıfır otomobiller sayesinde bu süper bir haber. Burada itiraz edebileceğimiz herhangi bir şey yok. Ama şunu da unutmamak lazım. Günümüzde sadece şeytan olanlar teknoloji şirketleri değil. Yani mallarına sonradan sahip çıkmayanlar ne yazık ki sadece Samsung'la, Xiaomi ile bilmem neyle sınırlı değil. Bu otomobil şirketlerinin de çok fazla çektirdiği insan var piyasada. O yüzden iş yine dönüyor dolaşıyor kanun yapıcıya, denetleyiciye gidiyor. Hı hı. Lütfen bu gibi sistemler çıkarken denetim olaylarının da ne olacağını çok net evet. belirleyin. Kesinlikle. Bu çok iyi bir hamle bence. Ama bu iyi hamleden bile benim aklımın ermeyeceği mağdurların yaratılma Çıkar. şansı Ama şu olabilir. Şu an için mesela genel Lütfen. olarak baktığımda ben şey için hani kendim mesela araç alacağım zaman kesinlikle böyle bir sisteme bakarım. Çünkü işte galeriden işte sarı siteden falan bir yerden araba almak istediğinde şeyleri çok görüyoruz işte. Ee, özellikle ee, Ekspertiz firmaları da birazcık işte YouTube'a, sosyal medyaya gittiğinde oradaki paylaşımlarından falan görüyoruz. Yani ee, işte araçta hiçbir şey yok deniyor. Araç iki taraftan birleştirilmiş falan. Benim ben arkadaşlarım, tanıdığım insanlar mesela takla atmış arabayı, ekspertiz raporuyla satın alanlar var ve Onlarla anlaşılıyor bir şey aynen oluyor. Aynen öyle ve bu ortaya çıkıyor. Arabayı satarken ortaya çıktı bu. Ekspertiz raporunu veren şirket... Ee, biz o arkadaşın bayiliğini iptal ettik. Onun böyle işler yaptığını biliyorduk. O arkadaşın bayiliğini iptal ettik deyip kenara çekilebiliyor mesela Türkiye'de. Tak, arkadaşım onun bayiliğini iptal ettin de onun bugüne kadar yaptığı tüm işlemleri sen de kayıtlı bunların hepsi. Bir çağırdın mı? Gel senin bir otomobiline bakalım bilmem hmm. ne niye filan filan. Şimdi mesela onun yaptığı sahtekarlıktan sen para kazanmışsın. Onun bayilik ve ben o, o, şimdi o bu senin markanın güvencesiyle Aynı bu ekspertiz raporlarını her şirket veremiyor. Evet. Sen bunun hakkını, yasal hakkını bakanlıktan almışsın. Bayilikler vermiş seni. Yani bakanlık sana güvenmiş. Sen başkalarına güvenmişsin. Ben de senin adına güvenip gelmiş sana yapmışım. Sen şimdi diyemezsin ki Aydoğan dolandırıcıydı ben Aydoğan'la çalışmayı bıraktım. Ama bunu diyorlar. Piyasada bunu deniliyor. O yüzden Türkiye'de sahibinden.com'u falan hani sarı site, mavi bilmem ne filan şey yapmanın hmm, zan altında bırakmanın da bir mantığı. Bu adamlar sahibinden.com'u tamam, kurarken yok, o, benim dediğim hani çok yaşıyor oğlum. Güveneme duruma. Bu adamlar sahibinden.com'u kurarken sahibinden.com'un böyle beş başlı bir canavar haline geleceğini bile ve kurmadılar ki sahibinden.com'u sorun haline sahibinden.com'u kullananlar çevirdiler. Yani kim çevirdi? Satıcı olarak sen, alıcı olarak ben çevirdik sahibinden.com'u. Evet sahibinden.com kontrol edilemez bir hale geliyor yavaş yavaş. Geldi nitekim. Arabada biz görüyoruz ama tüm segmentlerde böyle. E, o yüzden tabii ki bir şey lazım. İşte diyorum ki bu fabrikadan yenileme hikayesinde de iş sahibinden.com olayına gelmeden gerekli önlemler alınırsa hazır karşınızda köşedeki Ersin Otomotiv, Ersin Otogalevisi değil de Renault Türkiye, atıyorum Citroen, e, Ford bilmem ne filan gibi daha kurumsal yapılar varken kuralları uygulamak daha kolay olabilir. Hı, hı Ve böylece gerçekten vergi kaybının ve gerçekten bir yığın mağdur yaratılan sistemlerin önüne geçilebilir. Söylemeye çalıştığım tek şey bu. Yoksa ne e, Hakan Bey'i tanırım ne Venue'ye karşı muazzam bir sempatim var. Bir şeyim diyor, antipatim diyor. Ama iş yapma ahlakı anlamında şunu çok çok iyi biliyorum ki bu şirketler Ersin Otomotiv'den, Aydoğan Otogalivisi'nden bilmem ne filan filan daha ahlaklı olmak zorunda. Var. Ya bir de işte hani bizim Türkiye'deki işte insanların bu her zaman cebini düşünme isteğinden dolayı hani sen bir servise götür götürmeyip işte şeyde e, sanayide vesaire yapılan bir araca da yüzde yüz güvenemiyorsun işte kim yaptı ne yaptı. En azından burada fabrikadan çıktığı için hani... En azından motoru değiştiyse motoru değişti. Hani orada her şey yenilendi deyip çıkma yaptılar bilmem ne mi yaptılar derdi de olmayacak. Araba komple boyanmış bile olsa fabrikadaki boya zaten. Şeyiyle beraber. Hiç bu şey değil. Aynen. Zaten Şu, boya o, muhabbeti bu, sadece bu, Türkiye'de heh, aynen takılıyor. Öyle, onu bu boya tüye kalkı niye bu kadar takmış onu da anlamak çok mümkün değil. Yani ben öyle insanlarla tanışıyorum ki geçmişte de tanıştım ki atıyorum Kuzey ülkelerinde falan, Tampon öndeki araba yaparkeninde çarpmak için yapılmış çarpıp hani ilevi itmek için, öndeki arabayı gevi etmek için bir park alanına girmek ve çıkmak için yapılmış diyen insanlar var. Yani hani Türk halkı bir boya, boya, boya boya derdi ve Boyası var mı? Aynen. Değil mi? Yani mesela sadece kapıda boyası var. Sadece çamurda... Ya zaten tüm, en, şey, şey de için, var. Boyayı, Aradan... Arabanın motorunu değiştirmişsin, pezevenk şey yapmışsın, ne derler? Sıfır e, kilometre yapmışsın kilometresine 200 bin kilometrelik motoru. Ama diyorsun ki, boya şeyde, ne derler, arabada boya yok. Ya zaten hani 5 yıldan hadi o da maksimum diyorum hani aslında bence bir yıldan itibaren illaki bir araçta çizik olur bir şey olur. Şimdi bak İstanbul'da bundan 3 yıl önce filan bir dolu hikayesi yaşandı. Bunu bilmeden otomobil almaya kalkan adam varsa vay halini öyle değil mi? Yani bu o dolu hikayesine etkilenmeyen araba var mıydı İstanbul'da? Mutlaka vardır. İstanbul'daki toplam araba stoğunun %1'i filandır kapalı otoparklarda. O an İstanbul'da olmayan Değil mi? Mutlaka var. Ya da o sırada buna, daha üretilmemiş satılmamış. Buna yok diyemeyiz. Yani. Ama şöyle bir hikaye var yani hani bu ülkeyi İstanbul'a Hindistan'dan o göçükleri düzeltecek insanlar getirildi çalışmaları için. O kadar çok sıvı oldu ki. Şimdi işte böyle bir durumda kalkıp arabanın boyasıyla boyasıyla falan ilgilenmenin bir mantığı yok. O yüzden fabrikaların bu işe girmesi bence çok güzel. iyi iştir. Bizi ne olur şu... Aydoğan otogolevisinden, araba satan Aydoğanlardan falan kurtarsınlar. Kesinlikle. Yani benim dediğim gibi ben kendim hani işte e, otomobil almayı düşünen vesaire biri için zaten hani işte dediğim gibi sıfır hayal durumunda olduğu için e, çok mantıklı bir ya da güvenilir bir hal alıyor. E, bu sefer Peugeot tarafına geçtiğimizde ise geçtiğimiz günlerde zaten Citroen EC4 ile beraber birebir C4'ün elektrikli versiyonunu hatta güzel bir hamleyle ee, aynı seviyedeki benzinliyle 768 bin liralık aynı fiyatı fiyat çıkardı. Şimdi de e, ki Murat abiyle yaptığımız videolarda Murat abi de diyordu Peugeot'dan da gelecek onu bekliyoruz sene bitmeden diye. 2008'in elektrikli versiyonu E2008 de Türkiye'ye geldi. Tek model tek fiyatla geliyor 9000 TL'lik bir fiyatı var. 100 kW'lık 136 beygir güç ve 260 nanometre tork üretebilen motoru var. GT line yani GT seviyesinde geliyor. 0 yüzü 9.7 saniye. Ee, sınırı da hız sınırı da 150 kilometrelik sınırı var. 16 kW saatlik 100 kilometrede de 16 kW saatlik ortalama bir tüketimi olduğunu da söyleyelim. Yani 9 bin lira 1 milyon altına gelen araçlardan biri oldu ama güzel bir avantajı da var Bu arada. 100 kW'a kadar DC destekli bir şarjı 30 dakikada %80 doluma ulaşabiliyor. Lansmana özel de e, siz E2008'i satın aldığınızda 1 yıllık 20.000 TL'ye denk gelen E şarjlardan <laughs> kullanabileceğiniz bir enerji denk geliyor. Böyle de bir e, avantaj sunmuşlar. Güzel bir paket. Güzel bir paket. Geçelim bir sunuk ya bebeğim. E, son haberimizde. Audi kanadından geliyor. Bu zaten özellikle Formula 1'i takip edenler çok duymuştur. Bir Audi'den bir Porsche'den çok fazla şey oluyordu. Audi ve Formula 1 tarafı Liberty Media resmi olarak açıkladı. 2026 sezonuyla beraber Sauber olarak bildiğimiz, şu anda Alfa Romeo Sauber olarak bildiğimiz takımı alan Audi 2026 itibariyle fabrika takımı dediğimiz motorunu da kendi üretip takımında sahibi olacak şekilde F1 camiasına giriş yapıyor. Sauber ismi değişecek mi? Evet, artık Audi olarak gelecek. Yani yeni Alman. Evet geliyor. Normalde İtalyacılığı daha önce zaten BMW Sauber olarak çok biliyorduk. Yani uzun yıllar boyu BMW bu takımın destekçilerinden biriydi. Ama şimdi BMW Audi motor biriydi, destekçisi dediğimiz öyle. Şimdi Formül ve yeni bir Alman geliyor. Yani. Evet. Mercedes'den sonra, BMW'den sonra değil mi? Evet. Ya BMW tekrar çıktı. Şu an tek Mercedes vardı ama işte Porsche'nin falan filan da düşündüğünü biliyoruz. Ee, i̇şte Red Bull'la bir flörtleşmesi oldu bilmem ne oldu. Şeyler var. Tekrar bir e, motor üreticileri diyeyim ya da otomobil firmaları bir f1'e tekrar ilgi duymaya başladı. Baş, hadi bakalım. Almanların olması iyiydi. Yani Almanların e, en nihayetinde şeyi kabul etmek lazım. Şimdi e, dünyadaki adetsel satışlara baktığımız zaman uzak doğu tabii ki çok önde. Yani e, uzak doğudan kastettiğimiz çevi değil tabii ki. Yani <laughs> Japonya ile Kore'yi şey yapıyoruz, kastediyoruz. Yani Toyota başta olmak üzere Honda filan Japon markalar ve e, Hyundai ile şey e, Kia <laughs> Koreli markalar adetsel olarak yukarı öndeler. Ama şöyle bir gerçek var. Dünyada bu işi ee, en iyi demeyelim de şanına en yakışır şekilde yapan adamlar hala Almanlar. Evet. Yani yeni kıtanın Ford'dan başka e, çok fazla bir şeyi yok orada. Çok önemli endüstri devriminin son adımı açısından otomobil sektörü için Henry Ford'un yaptıkları falan tabii ki çok tabii. çok önemli. İşte İtalyanların başka bir ve bilmem ne diyor falan var. İtalyanlar için, o işin biraz eliti. Formula 1 için çok çok önemli. Diğer yarış sporları için çok çok önemli. Ama Almanların o mekanik hikayeleri çok üstün gerçekten. Ve Formula 1 gibi işin sadece hız olmadığı, aynı zamanda dayanıklılık olduğu, aynı zamanda prestij olduğu bir yerde yeni bir Alman görmek tabii ki iyi. Audi benim çok sevdiğim bir marka değil. Ben Audi'yi de, biliyorsun sevmiyorum. Yani Audi'yi de sevmiyorum, Audi kullananları da çok fazla hazetmiyorum özellikle Türkiye'de. Ee, ve Audi böyle biraz Türkiye'deki versiyonuyla garip bir marka olarak biliyorum. Yani şöyle garip bir marka olarak değerlendiriyorum. Bunlar yıllar yıllar önce, 90'lı yılların ortalarında filan bir reklam kampanyası yapıp işte o zamanki tabiriyle Kro filan denilen insanların Audi kullanmadıklarına vurgu yapıyorlardı mesela. O zamanlar birçok insanın çok hoşuna gitmiş olan bir reklam falan olabilir. Muhtemelen benim de çok hoşuma gitmiştir. Ama muazzam bir ayrımcılık reklamıydı. Yani mesela işte yanlış hatırlamıyorsam şöyle reklamlar vardı. Bir tane gaz pedalı, beyaz çorap ayakkabının arkasına basmış, kösele ayakkabının arkasına basmış bir ayak. Mesela bunu Audi'de göremezsiniz. Ya benim mesela diyordu. Audi denildiğinde Birçok insanın da e, aklına gelebilecek şey reklamı geliyor. O globaldeki reklamıydı tabii. İşte e, bir şey, anahtarlık var. İşte geliyor Mercedes anahtarı takılıyor oraya. BMW anahtarı takılıyor. işte Ferrari falan da vardı galiba. İşte o 5 halka 5 farklı şey. Orada Audi'yi oluşturuyordu mesela. O tarz şeyler var. Ben sürü, onu hiç bilmiyorum. Söylediğim, ve bu gazete reklamıydı. Ee, televizyonlarda da yine fotoğraf olarak yayınlanan bir reklamdı. İşte bir başka şeyde reklamda arabasının camından aşağıya sigarasını atan bir adam vardı, o Audi kullanıcısı olamazdı filan filan. Bir yanlış hatırlamıyorsam Audi'nin Türkiye'ye ilk girdiği yıllar yani 90'ların başında, 93 filan gibiydi galiba. O reklamlar o zamanlar çok konuşuldu ve böyle bir elitist, şehirli filan diye adlandırılan bir akım yakalamaya çalıştı Audi. Bunun global bir şey mi olduğunu, kampanya mı olduğunu, yevel bir iş mi olduğunu bilemem. Ama tabii ki geldiğimiz noktada dünyanın hani bu sosyal medyanın bu kadar fazla kullanılması, internetin hayatımıza girmesi filan hikayesinde böyle bir elitist tavır bilmem ne filan kalmadı artık şeydi. Benim o günden beri Audi'ye karşı niyesi böyle bir şeyim var. Önyargım var. Ve ne zaman trafikte sinyal vermeden şerit değiştiren, önünde giden arabanın ensesine yapışıp selektör yapan falan bir Audi görsem hep şey diye düşünüyorum. Bak o gün tanımladığın insanlar artık Audi kullanıyor falan diye düşünüyorum. Bizim ofiste de Audi kullanan bir arkadaşımız vardı değil mi? Fatih vardı. Hı hı. Fatih arabasını satıp bir Volkswagen aldığı için ben Fatihten daha çok mutlu oldum. <laughs> Fatih'i de o Audi'nin içinde görmekten şey yapmıyordum keyif almıyordum. Ama Audi gibi Alman şirketlerin Formula 1'de olması e, iyidir. Tabii, güzeldir. Hı hı. E, motor rekabetine en azından yani, eğer geliştirilebilirse ki geliştiremeyecek olsa girmez tabii zaten. Tabii ki zaten. Böyle Asıl şey. motor tedarikçisi olarak. 2025'te şeyde e, geliştirmeye başlayacak. Şeyi de söyleyeyim hani merak edenler ya da çok takip etmeyenler vardır. Yani biz daha 2022'deyiz. Niye? 3 e, sene bekliyorlar diye. F1'in regülasyonları 2026'da özellikle motor tarafında sürdürülebilirlik bakımından değişecek. Orada büyük değişiklikler olacağı için hani e, Audi tabii ki işte 2 yıl bir motor geliştirip sonra onu tamamıyla değiştirmek yerine direkt 2026'daki regülasyonlarla beraber girmek için e, böyle bir şey yapıyor ki bence de Yani şimdiden 2026'ya kadar Audi de kendini hazırlayacak evet. aslında formülü. Hem gibi. bütçesel olarak Hı -hı. vesaire. Hani niye ayrı girmiyor? Oradaki işte tabii ki giriş standartları falan filan Hali hazırda olan bir takımı devre almak ya da satın almak çok daha e, şirketlere şey var. Çünkü sen araç geliştirmenin lazım şey yapman lazım. Hazır geliştirilmiş aracın üzerinde çalışmak çok daha mantıklı bir hikaye diyelim ki Audi birçok motor sporunda var. Tekrar F1'e gelmiş olması da tabii ki bence de e, ki güzel bir durum olacak. Böylece 330. cuma şey yaptık ne derler? Bitirdik değil mi? Evet. Ee, umalım ki. 230. E, Pardon 230. 330'a geliriz Allah, daha daha <laughs> Aynen. 2 yıl sonra oradayız. Allah ömür versin. Ee, cuma raporunu bitirdik. Umalım ki bugün tüm vatandaşların en azından bizim izleyenlerimizin beklediği şu e, vergi indirimiyle ilgili kayda değer bir şeyler duyarız. Ee, yarın da bakalım <laughs> neler açıklanacak. Şey Toga tarzında. hiç girmedik bu yayında. Girmememizin nedeni yarın işte ilk adı aç banttan indirilecek ve yarın çok büyük duyuruların olması lazım. Yani büyük duyurulardan kastım şu Aydoğan. Artık fiyatı telaffuz etmeleri lazım. Bu araba nerede satılacağı telaffuz etmeleri lazım. Ka kaç üretim hedefliyorlar günlük, haftalık, aylık, yıllık onu söylemeleri lazım. Bu önemli. Çünkü cebinde parası olan insanların da tok olup alıp, alıp alamayacakları çıkacak ortaya. İşte ee, şarj ünitelerinin nerede ne zaman faaliyete geçeceğini gerçek Hı. anlamda sembolik değil söylemeleri lazım. Yarın o gün yani aslında. Şey satış sonrası servis, satış, satış kanalları. Servis, satış Bunları çoğu artık açıklanmalı Efendim, yarın bunların hepsinin tabii ki bunları Cumhurbaşkanı açıklayacak. Tabii ki bunları Cumhurbaşkanı'nın katıldığı törende açıklayacak değildi. ama web sitesinin bir anda tüm bu bilgileri sahip olması Ayrıca SUV'den sonraki araç ne zaman çıkacak? Hangi model Bu arada olacak, e, ne, falan, dün de konuştuğumuz gibi. gibi şu anda aslında aracın son halini de görmüş olacağız şeyleri e, ne diyorlar ona üzerinde kaplamalar olmadan e, şeydi. Ama şu anda Togun paylaştığı bir işte imzalı bir yani araç şey olacakmış. O son dönemde de e, Türkiye'de böyle birçok şeyde popüler olmaya başladı imzalı bir şekilde olması. E, imzayı atabildiğiniz siteye girdiğinizde Arabanın neresine imza atacağınıza bakarken arabanın tamamını görebiliyorsunuz aslında. Hani en azından son ve şey halini, prototipten çıkmış halini. Ee, bakalım göreceğiz. Şu arabanı Zaten... kapatmadan önce şimdi bana gelen bir tane e-mail'deki bilgiyi kabataslak söyleyeyim. Tabii Bunun ne de önce doğru ne de yanlış olduğunu bilmiyorum ama bana Digital Funnel mı? Evet, Digital Funnel diye bir organizasyondan gönderilmiş bu. Son dakika notu olarak gönderilmiş. Diyor ki, son 24 saat içinde Twitter nasıl kapatılır araması Google'da %1011 artmış. Hmm. Twitter delete araması %560 artmış. Twitter Alternatives araması da %360 artmış. Ve bunun tamamının Trump, Trump diyorum Musk'ın yaptığı açıklamadan sonra bu oranda arttığı kaydedilmiş. veya bu doğruysa demek ki o bizim yayının başında benim kaygı duyduğum noktalarda başka başka insanların da kaygı duyduklarını şey yapabiliriz, düşünebiliriz. Bu arada başka anahtar kelimeler de var tabii ki ee, ama onda da hani oranla artık düşüyor yüzde otuzda ve yüzde elli ve filan düşüyor. Ancak şey de var. E, Twitter ve kayıt olma hikayesi de yüzde elli artmış araması da. Yani bunu da unutmamak hmm. lazım. Yani insanlar sadece mask yüzünden Twitter'dan çıkanlar da var. Bir bakalım diyenler de var. Şimdi bunlar çıktılar, baktılar diye şimdi çıkmayı düşünüyorlar ya da girmeyi düşünüyorlar diye Isimden demek şeydi yani. O da var, bu da var şeyde. Garip işte bu hani veri bu anlamda güzel tabii ki neyin ne olduğunu. Bakalım mesela bir yıl sonra ve şu rakam çok büyük Aydoğan. E, %1011 How to Delay Twitter. Bir, çok şey bir rakam. Artışı bu %1011. Hı hı. Yani daha önce bir kişi aratıyorsa 24 saatte bunu şimdi, şimdi 1011, 1011, kişi, aratmış. kişi aratmış. Aksiyona geçmişler mi bu arkadaşlar? Önümüzdeki yıl Twitter'ın raporlarında Görür müyüz toplam kullanıcısında Biraz bir azalma şey. var yok. Gelirden bu son dakika hikayesiyle birlikte Cuma raporunu kapatalım. Herkesin tekrar 29 Ekim'ini bir kez daha kutlayalım. Siz de lütfen yakınlarınızın en yakınınızdaki insanı 29 Ekim'ini kutlamayı unutmayın. Hepimizi iyi bayramlar diyelim ve Cuma raporunu öyle bitirelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.